Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 18 Eylül 2020. Cuma günündeyiz. Saatlerimiz 7.08'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve yine bu yoğun gündemdeki gelişmeleri yorumlayacağız. Tabii ki Galatasaray maçıyla başlayacağız. Dün temsilcimiz Nefçi Bakü deplasmanındaydı. UEFA Avrupa Ligi 2. öneleme turu mücadelesiydi ve Galatasaray aslında çok da zorlanmadan galibiyete ulaştı. Taraf oldu. Cagne Falcao'nun yerine ilk 11'de sahaya çıktı. O da attığı 2 golle dünün öne çıkan isimlerinden biri oldu. Diğer gol ise Luyendama'dan geldi. İkinci yarının başında Azerbaycan temsilcisi 1-1'i buldu. 46'da bir yan topta 1-1 olunca acaba mı dedik ama cevap çok gecikmedi. 48'de Luyendama cevabı verdi. 2-1 öne geçti Galatasaray. Sonrasında yine Cagne ile 63'te skor 3-1'e gelince Galatasaray da tabii ki rahatladı ve 3. öneleme turuna yükseldi. 3. öneleme turu maçları haftaya oynanacak. Galatasaray Hajduk Split'i konuk edecek. İstanbul'da oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Yine aynı saatte Alanyaspor bir başka temsilcimiz, onlar da Rosenborg deplasmanında olacaklar ve Beşiktaş'ın rakibi ise Portekiz temsilcisi Rio Ave oldu. Ki Beşiktaş'ın mücadelesi de 20'de başlayacak. Onlar da İstanbul'da Vodafone Park'ta mücadele edecekler. Böyle bir avantaj oluştu takımlarımız adına, en azından ikisi adına. Alanyaspor tabii deplasmanda oynamak durumunda. Dünkü maçı konuşacağız. İlk 11 tercihini ve maçtan enstantaneleri yine sizlere aktaracağımızı söyleyelim. Ve geçelim gündemdeki diğer maddelere. Dün Trabzonspor'da hareketli bir gün yaşandı. Benik Afobe transferi resmen açıklandı. Bir yılına kiraladı Trabzonspor Afobe'yi. Oyuncunun kiralama bedeli 100 bin euro, yıllık ücreti ise 1.3 milyon euro olacak. Ve Louis Baker, İngiliz orta saha, o da dün İstanbul'a gelmişti, ardından Trabzon'a geçti ve onun da satın alma opsiyonunu kiralık bir anlaşmayla Trabzonspor'a katılacağı söylendi ki Trabzonspor'la ilgili daha stoper ve diğer bölgelerle ilgili de sıcak transfer gelişmeleri var. Birkaç gündür bunlar da paylaşılıyor. Hatta tabii Sörloth konusunda da artık tarafların anlaştığı birçok medya kuruluşu tarafından yazıldı. Çok kısa bir zamanda da Sörloth'un transferi resmileşecektir. Zira bu hafta da Bundesliga başlıyor. Leipzig'de bir an önce bu transferi bitirmek isteyecektir. Haftaya da çok zor bir Leverkusen mücadelesi olacak onlar adına. Ve Fenerbahçe, bir süredir konuşuyoruz, Diego Perotti'nin transferi için Roma ile anlaştığına dair yine İtalyan basında La Gazzetta dello Sport'ta bir haber paylaşıldı. Bu önemli bir gelişme ve Jailson, takımın Brezilyalı orta sahası, onun da Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Pro'ya transfer olduğu bilgisi var. Çin ekibi bonservis için 5 milyon euroluk bir ödeme yapacakmış ama bunun %20'lik kısmı eski kulübü Gremio'ya gidecek. Yani Fenerbahçe bu transferden çok da zarar etmeden bu isimden, Jailson'dan kurtulmuş olacak. Ve Allah Yar, onun da dün Ukrayna temsilcisi Zorya'ya kiralandığı haberleri çıktı. 1,5 yıllığına kiralanacak. Kiralama bedeli yok. Oyuncunun satın alma opsiyonu ise 3,5 milyon euro. Dün biz de bu gelişmeyi Ajans Spor'da paylaşmıştık. Ve Beşiktaş'ta da Gökhan Töre transferinde artık mutlu son yakın. 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Garanti ücretinin Gökhan'ın 4 milyon TL olacağı yazıldı. Tabii ki maç başı ücretleri de olacak Gökhan Töre'nin. Onların detaylarını da tabii önümüzdeki dönemde herhalde göreceğiz diye düşünüyorum. Ve Cenk Tosun, o da eski bir Beşiktaşlı, onun da dün Zenit'e transfer olabileceğine dair bir haber paylaştık Ajans Spor'da yine. Rus temsilcisi milli futbolcuyu yakından takip ediyor. Cenk Tosun da yine Rusya'daki şartları araştırmaya başlamış şimdiden. Onu da Premier Lig'den sonra Rusya Premier Lig'inde izleme fırsatı bulabiliriz. Avrupa'da da tabii birçok transfer gelişmesi oldu. Dün Edin Dzeko'nun Juventus'a transfer olduğu, yine Arkadiusz Milik'in de Napoli'den Roma'ya gittiği haberleri İtalyan basında yer aldı. Orada da bir center for
transfer silsilesi oluşmuş durumda. Luis Suarez'in de yine Juventus'a transfer olacağı haberleri vardı. Hatta dün İtalyan pasaportu alabilmek için bir sınavdan geçti. Fakat bu transferde olmayacak gibi gözüküyor. Luis Suarez'in Barcelona'dan sonraki yeni adresinin Atletico Madrid veya Ajax olacağı söyleniyor. Avrupa'da da tabii transfer piyasası bir hayli hareketli. Tabii Messi'nin Barcelona'da kalmasıyla birlikte o defter kapanmıştı ama farklı tabii ki gelişmeler var. Program içinde de vakit kalırsa son bölümde bu gelişmeleri değerlendiririz. Son olarak da reklama gitmeden önce artık bugün Süper Lig'de ikinci hafta başlıyor. Saat 20'de Yeni Malatyaspor evinde Göztepe'yi konuk edecek. Yarın ve pazar günü de dörder karşılaşma olacak. Pazartesi yine tek maçla Süper Lig'de de ikinci haftayı noktalayacağız. Sabah sporuna dünkü Galatasaray mücadelesini değerlendirerek artık başlıyoruz. Temsilcimiz Azerbaycan'da Nefçi Bakü'nün konuğu oldu ve 3-1'lik galibiyetle turu geçen de taraf temsilcimiz oldu. Ali abi dün maçı da takip ettik seninle birlikte. Beklediğimiz gibi aslında Fatih Terim 4 oyuncu değiştirdi bir önceki Gaziantep mücadelesinden farklı olarak. Falcao'yu dinlendirdi. Cagney'i oynattı onun yerine. Arda Turan dinlendi. Babel 11'e girdi. Onun haricinde Feguli yoktu. Ömer Bayram merkeze geldi. Emre Kılınç sağ tarafa geçti ve sağ bekledi. Omar yerine Lines Fatih Terim tarafından değerlendirildi. Maçında da takımın hani fizik açıdan da ben iyi olduğunu gördüm. Öne de geçti. Sonrasında bir hani 46'da beraberlik olsa da hemen cevap verdi. Ve neredeyse hiç zorlanmadan 3. eleme turuna yükselmeyi başardı Galatasaray. Evet. Rotasyon makul. Rotasyon anlaşılabilir. Sonuçta Avrupa'yı da işin içine katarsan çok uzun bir sezon olacak Galatasaray adına. Ve bu sezonun sadece Falcao'yla ya da diğer oyuncularla geçmesi mümkün değil ki işte bazı oyuncular da sakatlık konusunda ne yazık ki sabıkalı. Dolayısıyla böyle bir rotasyon son derece anlaşılabilir bir rotasyon ki hani diğer oyuncuların da motivasyonu yükselsin, aynı zamanda maç kondisyonları artsın, takıma aidiyetleri artsın. Bunlar önemli ama rotasyonla da ilgili biliyorsun hep konuşuyoruz. Belli bir dozda olması lazım. Takımın ayarlarını da çok bozmaması gerekiyor. O yüzden bence dün rakibin de gücünü düşünürsen kararında bir rotasyon gördük Galatasaray'da. Ve rotasyon bana göre doğru oyuncularda da oldu. Çünkü Arda Turan'ın da 2,5 senedir futbol oynamadığını düşünürsen hani mesela onun da yavaş yavaş kendini bulması, yavaş yavaş kondisyonunu, fiziki durumunu yükseltmesi daha makul olacaktır. Nefçi Bakü dün maçın başında Galatasaray'a aşırı saygı göstererek başladı. Ve neredeyse Galatasaray'ın rakipleri alanına geçmeyi hiç düşünmedi. Şöyle bir istatistik vardı. Dakikalar 36'yı gösterirken Galatasaray'ın 5 şutu, Nefçi Bakü'nün hiç şutu yoktu. Dakikalar 45'i gösterdiğinde, ilk yarı bittiğinde Galatasaray'ın hala 5 şutu, Nefçi Bakü'nün 4 şutu vardı. Yani ilk 35-36 dakika Nefçi Bakü tamamen Galatasaray'ı bekleyen ama beklerken de savunmada kalabalık olmasına rağmen o kalabalık olmanın avantajlarını sağlayamayan bir görüntü çizdi. Özellikle Galatasaray savunmadan topu çıkartırken rahat çıkardı. Kanatlardaki oyuncularını bana sorarsan çok çok iyi şekilde hücuma kattı ve hani bir ara Saracchi, bir ara Lines sanki kanat oyuncuları gibi oynadılar. Onların önünde oynayan oyuncuların da onların yolunu açması önemliydi bence. O da çünkü ayrı bir meziyet. Zaman zaman biliyorsun orada kanatlarda uyumsuzluk yaşanıyor. Dolayısıyla Galatasaray beklerini de oyuna katarak, beklerinin de verdiği katkıyla rakibin üzerine gitti. O ara pozisyonlar da buldu. Cagney'in direkten dönen bir kafa vuruşu var. Henüz 12. dakikadaydı. Belki o gol olsa çok daha erken çözecekti Galatasaray. Yani ilk yarıda birden fazla gol de bulabilirdi. Neticede Galatasaray ilk bölümde çok çok rahat bir oyun ortaya koydu. İlk yarının sonunda Galatasaray'da bir düşüş yaşandı. O düşüşle beraber tabii Nefçi Bakü biraz daha cesaretlendi ve Galatasaray'ın üzerine gitti. O bölümde de Nefçi Bakü'nün Laval'la girdiği çok net bir pozisyon var. Ama onun dışında direği sıyıran, evet, direği sıyıran, aynen, ayağının dışıyla vurduğu uzak direği sıyıran top ya da işte biraz yakınından geçen top. Ve ilk yarı öyle bitti. İkinci yarının hemen başında tabii o duran top savunması Galatasaray'da mutlaka değerlendirilecektir teknik ekip tarafından. Kötü bir duran top savunmasıyla Galatasaray yememesi gereken bir golü yedi. Ama
Allah'tan aynı şekilde hemen hani maçı strese sokmamasını sağlayan, aynı zamanda rakibin hani tam özgüven kazanmışken rakibe bir dakika sen ne oluyorsun dedirten golü de bir dakika iki dakika sonra attı Galatasaray. Yine bir korner de bir duran topta. Dolayısıyla ikinci yarıda Galatasaray'ın hani ilk yarının son bölümüne göre dahi sıkıntı yaşamadığı bir yarı geçti. Ardından Cagney'in golü geldi ve Galatasaray sen de yayının başında söyledin, hiç zorlanmadan bir 10-15 dakikayı kenara ayırırsan, ki o da sezon başında anlaşılabilir. Normal, çok üzerinde durmamak gerekiyor. Rahat bir karşılaşmayla yapması gerekeni yaptı. 20 maç sonra deplasmanda bir galibiyet geldi. Bununla beraber Galatasaray'ın Avrupa Kupaları tarihindeki 100. galibiyeti geldi. Bunlar dönüm noktaları oldu. Ve şimdi Galatasaray kendini fazla yormadığı, rotasyonu doğru uyguladığı, sezona 2'de 2 ile başladığı, 2 karşılaşmada 6 gol bulduğu bir dönemden sonra Başakşehir'in karşısına çıkacak. Dolayısıyla Galatasaray açısından sıkıntısız olması gereken bir geceydi. Fatih Terim söyledi. Biz de gördük. Azerbaycan'da, Bakü'de Galatasaray çok iyi ağırlandı. Onlara da teşekkür etmek lazım. Nefçi Bakü'de elinden geleni yaptı. Ama gördük ki gücü oldukça kısıtlı bir takım. Hani o ilk bölümde 30-35 dakikada savunmada dururken ben Nefçi Bakü'nün biraz daha Galatasaray'ı zorlayabileceğini, alanları biraz daha iyi kapatabileceğini, pozisyon vermeyebileceğini düşünüyordum. Hani işin hücum tarafı ayrı bir konu ama onu da yapamadılar. Bununla beraber onlar adına da Avrupa Kupaları tarihinde Türk takımlarına İlk golü atma şeyine kavuştular. Daha önceden yoktu Azerbaycan takımlarının Türk takımlarına golü. Çok da rahat attı bu arada. Orada bomboş kaldı. Yani o duran top savunması, dedim yani. Teknik heyet mutlaka onu inceleyecektir. Öyle bir gol yenmemesi lazım. Evet. Avrupa Kupalarında ya da herhangi bir karşılaşmada Galatasaray için, Galatasaray seviyesinde bir takım için. Dolayısıyla rahat, güzel bir akşamdı. Evet, maçla ilgili aklımda kalanları ben de söyleyeyim. Bir kere Galatasaray'ı Gaziantep maçında da en azından fizik olarak hazır görmüştüm. Yani rakip takımdan bağımsız, onun oyun anlayışından bağımsız baktığında iyi bir kamp dönemi geçirmiş. Ve bunda tabii şunun da etkisi var. Herhalde yaz döneminin boş geçmiş olması kulüplerin işine geldi yani. Ne bir Avrupa şampiyonası oldu, ne bir Copa Amerika oldu, ne farklı bir organizasyon oldu. Oyuncular İstanbul'daydı ve kampın en başına itibaren de çalışmalara başladılar. Bir arada oldular. Transferler de çok gecikmedi. Yani gelen oyuncular, en azından Etebo vesaire gecikti. 6 numara da gecikecek ama çok ağırlığı... Çok büyük bir değişim yaşanmadı. Evet, ve gelenler de erken geldi aslında. Hani. O yüzden bir arada olma fırsatı da buldular. Geçen sezondan kalan isimler, çok forma şansı bulamayan Taylan bu sezona özel olarak hazırlanmış belli ki. Fatih Terim'i de bu açıdan kutlamak gerek. Geçen sezon mesela Ömer Bayram'ı takıma kazandırdı hiç yoktan. Üçüncü sol bekken Ömer Bayram, bir anda merkez orta sahada gördük onu. Bu sezonda Taylan Antalyalı'ya öyle bir dokunuş yaptı. Hani 8 numara 10 numara oynarken bir anda kariyerinde belki çok alışık olmadığı bir bölgede 6 numarada forma giyiyor ve bence dünün de iyilerinden biriydi. Çok özgüvenli. Sağ ayağıyla oyunu açıyor, uzun paslar atıyor, sol ayağıyla riskli denebilecek paslar deniyor. Özgüveni de yerinde gördüm ben Taylan'ı. O bölgeye oturmuş. Hatta rakip hücuma çıkacakken çok iyi pozisyon aldığı yine pozisyonlar var. Yani topu iyi kaptığı. Hani sanki yıllardır 6 numara oynuyormuş gibi. Tabii rakiplerin üst seviye olmaması da bunda etkin olabilir ama en azından özgüvenini de yerine getirmiştir bu iki karşılaşma. Ve 6 numara da şu anda hani kısa vadede de gelecek gibi durmuyor. Gelse bir anda takımı monte edilecek mi? O da muamma. Mesela Beşiktaş Josef'i aldı değil mi? Şimdi hazır geldiğini düşünebilirdik ama gelmemiş. En az bir iki haftaya ihtiyacı var. Etebo keza aynı şekilde geldi ama bu hafta da oynamayacak büyük ihtimalle Başakşehir maçında. Fenerbahçe maçıyla dönecek. Bir süre Taylan'la gidecek Galatasaray o bölgede. O da bence bu sezonun kazanımlarından biri oldu. Maçla ilgili Cagney'den bahsetmek lazım. Tabii Cagney daha iyi, daha istekli, daha hazır. İyi çalışmış o da. Gol vuruşu yine fena değil dünkü karşılaşmada. Biraz da şanssızı da vardı direkten dönen topunda ama arıyor, vazgeçmiyor. Vücut dili iyi bence. Hani boş vermiş, hani lay lay lom oynamadı Cagney. Gayet konsantre oynadı. O da beklentileri, ki benim beklentim çok iyi bir sezon geçirmemesi yönündeydi ama şu anda
Fatih Terim'in beklediklerini galiba yapıyor ve bundan sonra da artık Cagne bu takımın oyuncusu diyebiliriz. Yani satışı vesaire bence bu saatten sonra gündeme gelmeyecektir. Yok, zaten Galatasaray bu saatten sonra Cagne'yi satmaz. Cagne şimdi Falcao'nun olduğu bir takımda Cagne gibi bir oyuncuya da ihtiyaç var. Hani Falcao kaç maç sahada kalacak? Hep söylüyoruz, geçen sene 16 maçı kaçırdı ligde. Bu çok ciddi bir rakam, 34 maçın 16'sını kaçırmak. Neredeyse yarım sezonda Falcao'yu Galatasaray sahada tutamadı. Şimdi bu sene Falcao daha iyi olabilir. Daha iyi olursa tabii Galatasaray kazanır. Ama farz et ki geçen sene paralel bir Falcao gitti, sakatlık geçmişi olarak söylüyorum. O zaman ikinci golcü çok büyük önem kazanıyor. İşte geçen sene Andone biliyorsun, Falcao sakatlandığı anda bir iki maç iyi oynadı ama ondan sonra o da sakatlandı. Allah'tan Galatasaray'ın imdadına Adem Büyük yetişti. Şimdi bu sene Galatasaray aynı zarı atmaz. Bu senede 3. forvetin, 3. santroforun seni taşıyabilecek durumda olmayabilir. O yüzden Galatasaray Cagney'i satmayı düşünmeyecektir. Ama Cagney ile ilgili zaten kafa karıştıran nokta bu. Şimdi sezona böyle başladı. Acaba böyle devam edecek mi? Yarın öbür gün yine bir arıza çıkartacak mı? En büyük sıkıntı orada. Ama işte hazırlık kampından bu yana gelen haberler, ilk iki maç oyuna sonradan girdi ilk maçta. Bu maçta 90 dakikaya da işte sahada kaldı diyeyim. 90 dakikada kaldı değil mi? Çıkmadı dün. Hiç öyle sinyaller gelmedi basın mensuplarında. Ya gelmedi da... ama işte ben iki maçla senin gibi demem bu sene artık Galatasaray'ın oyuncusu. İşte hani iki maç değil benim dediğim. Hani hazırlık kampını da burada ben hesaba katıyorum. Yok. Yani. Ben daha ikna olmam. Yok, ben de ikna olmam ama en azından hani sinyaller iyi diyelim. Sinyaller iyi. Hı. Kesin. Aynen. Kesin. Onu diyorum, sinyaller yoksa. Sinyaller iyi. Cag de bu yarın öbür gün i̇şte sonra çıkarırsa penaltıyı ben atacağım derse, takım arkadaşıyla tartışırsa şaşırmam, o ayrı. Ama şu ana kadar gösterdi en azından. Yani öyle bir profil ki işler kendi adına da çok iyi giderken bir anda kendi kendine de mahvedebilir. En büyük korku, en büyük sıkıntı o zaten. Hani Fatih Terim de mesela Cagne ile alakalı şimdi bunu oynatıyoruz ama bir mutlaka kafasında bir soru işareti vardır. Ama dün işte topla buluştuğu zaman ne kadar etkili olabileceğini, topu kaleye sokma konusunda ligdeki en iyi isimlerden biri olduğunu net şekilde bir kere daha gösterdi. Yan toplarda tabii iyi beslenmesi lazım. Lines ilk golde çok iyi besledi. İkinci golde de iyi bir pres. Ama dün Galatasaray'da kanatları baya baya iyi kullandı. Hı. Hani tam Cagney'in istediği tarzda bir oyun vardı. Evet, dünkü maçta Babel de ilk 11'de sahaya çıktı. Ali abi 83 dakikada sahada kalmış Hollandalı oyuncu. O da hani dün teklif var mı yok mu, hiç transfer haberi gelmiyor demiştik Babel'le ilgili. Fatih Terim de güveniyor ve 11'de de sahaya sürüyor. Ama bu demek değildir ki takımda %100 kalacak. Evet. Ben hala gidebileceğini düşünüyorum. Babel Cagney gibi değil. Evet, Babel'in ben daha da gönderilebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Jimmy Durmaz bu sezon sanıyoruz biraz daha fazla forma şansı bulabilir. Fatih Terim ona ilk iki maçta güvendi. Oyuna sonradan soktu bu iki karşılaşmada da. Arda Turan ve Feghouli de dün yine oyuna sonradan giren isimler oldular. Maçla ilgili aklımızda kalanlar şimdilik bunlar. 7.31 yapmışız saatleri. Bir de şunu söyleyeyim, Galatasaray maçından bağımsız dün enteresan da karşılaşmalar oldu. Avrupa'yı yine takip edebildim mi bilmiyorum. Tottenham mesela değil mi? Çok enteresan. Tottenham 1-0 geriye düştü. Rakip 9 kişi kaldı. 2-1 kazandı. Evet. Lokomotiv Plovdiv karşısında şanslı bir günündeydi Jose Mourinho. Ve Steaua Bükreş'in mücadelesi. Başka Topolo'yla karşı karşıya geldi. Normal süresi 4-4 bitti. Uzatmalar 6-6 bitti ve penaltılarla Steaua Bükreş bir üst tura çıkan taraf oldu. Bu maçı ilginç kılan hem bu skor ki Avrupa Kupalarında ilk kez iki takım da beşer golden fazla gol atmışlar. Hı. Bu açıdan tarihe geçen bir maç ve bu maça sadece 14 kişiyle çıktılar. 11 as, 3 de yedekle çıktılar. Kalecileri Steaua Bükreş'in 4. kalecisiymiş. 6 golde, yenen 6 golde 4 büyük hata yapmış. Fakat penaltılarda kritik bir kurtarışla da yine takımını bir üst tura... Adını tarihe mi yazdırmış 4 büyük hata yaptıktan sonra? Aynen, teknik direktör öyle demiş. Ben o hatalara bakmam, bizi en azından bir üst tura taşıdı demiş penaltılarda yaptığı kurtarışla birlikte. Onlar adına da hani mucizevi evet. Bir tur zaferi. Mesela dün Kopenhag'a biz ön plana çıkarmıştık. Hı hı. Dakikalar 82'yi gösterirken Kopenhag 1-0 gerideydi. 83-85'te 2 gol attılar. Onlar da maçı güzel. Kazandılar. Tottenham ben de gözlerime gibi. İnanamadım. Hı hı. Nasıl oldu bu iş diye. Tottenham'dan az önce bahsettik. Tabii çok erken takımlar kapalı kutu, eksikler var. Bir sürü böyle enteresan sonuç çıkabiliyor.
Onu da söylemiş olalım. Evet, rakipleri de ben hatırlatayım. Tamam. Galatasaray bu turda artık 3. eleme turunda Hajduk Split'le karşı karşıya gelecek. Teknik direktörü de şu anda Tudor'un Galatasaray'da da yardımcılığını yapan bir isimmiş. Tudor Juventus'a gitti. Hajduk'un başındaydı. Kalsa çok güzel bir eşleşme olabilirdi aslında. Hikayesi olan bir karşılaşma olurdu iki taraf adına da. Beşiktaş Riove ile eşleşti. O maçta yine İstanbul'da tıpkı Galatasaray gibi. Alanya Spor ise Rosenborg deplasmanına gidecek. Maçlar haftaya Perşembe günü oynanacak. Rosenborg 5-1 kazandı. Evet. Riove 2-0 kazandı deplasmanda. Bir de şunu söyleyelim son not olarak. Milan'da dün Shamrock Rovers karşısında 2-0 kazandı. Hakan Çağlanoğlu da takımında golünü atan, ikinci gol atan oyuncu oldu. Evet, ilk golünde asistini yaptı İbrahimovic'e. Onunla müthiş uyumu pandemi sonrası zaten vardı. Hala devam ettiğini ve çok daha iyi hissettiğini söylemiş dün Hakan Çağlanoğlu. Bu özgüven milli takıma da yarayacaktır. Evet, devam ediyoruz. 7.39 saatlerimiz. Bizlere Twitter'da Mertelen ve Ali Erim adreslerinden ve radyospor.com üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Osman Gök, Radyospor'dan yazmış. Cagne konusunda erken konuşuluyor bence. Nefçi bir kıstas değil ama bu saatten sonra Galatasaray o bölgede transfer yapmaz gibi geliyor demiş. Tabii ki yani sezon genelinde Cagne sorunsuz oynar diyecek halimiz yok ama ilk iki maç yazlık döneminin gösterdikleri bize bunlar. Beşiktaş aşığı isimli dinleyicimiz Twitter'dan yazmış. Arkadaş demiş, seni duyan da Arsenal'i falan elediniz sanır. Yandık artık saatlerce 20 maç sonra aldığınız galibiyeti konuşursun demiş. Benim bir kulüp fanatiği olduğumu düşünerek tabii bu mesajı atmış ama. O zaman geçelim bu mesajı. Evet. Şu üzerinde durmadan. Tabii ki. Mesajlar bu şekilde. Dönelim transfere Ali abi. Trabzonspor dün nihayet Afobe'ye, Okaka diyecektim. Gerçekten oyuncular da karışıyor artık. Hakkında kim hangi takıma geldi diye Afobe'ye imza attırdı. Yıllık 1.3 milyon euro garanti ücret ve 100 bin euro da kiralama bedeli Trabzonspor'un kasasından çıkacak. Ben ücreti açıkçası fazla buldum Afobe için. Çünkü geçen sezon çok ciddi bir sakatlık yaşamış. Büyük bir trajedi de yaşamış üstüne. Çok da istikrarlı olmayan bir golcü için 1.3 milyon euro bence çok fazla. Yani ben 3 aşağı 5 yukarı bu kadar olur diye tahmin ediyordum. Hani işte ne kadar olur? 1.3 değil 1.1 olsun, 1.4 olsun. Ama 3 aşağı 5 yukarı golcünün bu maliyetlerde olması. Hayır, yani, golcü olur ama şimdi Afobe bir golcü yani öyle çok üst düzey değil. Adam İngiltere Championship'ten geldi. Geçen sezonun Championship'ten kiralanmış başka bir takıma. Senin gönlünden kaç para geçiyordu? Onu söyle. 600-700 bin euro tabii ki. Tamam. Canın sağ olsun. Fazla yani. Peki. Geçeyim mi para konusunda? Tabii, buyurun. Bir kere Trabzonspor açısından Sörloth'un gidişi sonrası golcü transferinin uzamaması bir artı. Burada kritik noktalardan biri Sörloth gittiği anda Trabzonspor'un ne kadar çabuk refleks göstereceğiydi. Trabzonspor kendi listesinden mi, gene Eddie Newton referansıyla mı, menajer aracılığıyla mı bilmiyorum. Ama sanki Championship'te olması, işte kariyeri boyunca potansiyelini pek de ortaya koyamamış bir isim olması dolayısıyla sanki biraz daha Eddie Newton'la da alakalı, ilişkili ya da en azından onun fikrinin, onun dahlinin olduğu bir transfer gibi gözükmekte. Bu bakımdan. Ama şunu da söyleyeyim. Trabzon da son dönemlerde İngiltere'den de bayağı transfer yapıyor. Yani Sörloth'un gelişi, Jon Obi Mikel geldi oradan, Sturridge geldi, Ndiaye kiralandı. Orada hani bir kapı açtılar değil mi? Evet, İngiliz pazarıyla da bir yakın ilişki var. Newton da bunu pekiştirecek isim büyük ihtimalle. Evet. İşte bu refleksi göstermesi Trabzonspor açısından önemliydi. Çünkü lig başladı. Bir de işte Sörloth geçen sene Trabzonspor'un en değerli oyuncusu, ligin en değerli oyuncusu. Şimdi o ayrıldıktan sonra sürecin uzaması sürekli olarak takıma zarar verirdi. Taraftarları rahatsız ederdi. Yönetim üzerinde baskı oluştururdu. Bu bakımdan ben sürenin kısaltılmasını olumlu görüyorum. Bunun dışında Afobe ile ilgili dün, ondan önceki gün biraz değerlendirmelerde bulunduk. İşte sen ne diyorsun? Ciddi bir sakatlık geçirdi. Ne yazık ki hayatında bir trajedi yaşandı. Evet. Ve bunlar çok uzun süre önce olmadı. Daha yaralar taze denilebilir. Bununla beraber daha önce İngiltere dışına çıkmadı. Doğru mu? Evet. Afobe. Bu bir soru işareti olabilir. Baker en azından çıktı, birazdan evet, değerlendiririz onu. Onun adına. Ancak Afobe de yetenekli bir oyuncu.
onu söylemek lazım. Sörloth gibi topu ileri taşıyabilen, dribling özelliği olan, bunun yanında hem sağ hem sol ayağıyla gol vuruşu yapabilen, fizik olarak kuvvetli bir oyuncu. Eğer Afobe'nin sakatlıktan taşıdığı izler hala çok çok üzerinde etkili değilse, ben ligde etkili olabileceğini düşünüyorum. Bir Sörloth etkisi beklemiyorum. Ama şunu da eklemek lazım. Sörloth da geldiği zaman zaten çok büyük bir etki beklemiyorduk, hatırla. Tabii. Burada konuşmuştuk. Afobe tabii ki Sörloth'un rakamlarına çıkması çok kolay olmayan bir oyuncu. Yine de bence kağıt üzerinde iyi özellikleri olan, kaliteli kumaşı olan bir isim. Trabzonspor'da katkı verebilir. Ve hani Eddie Newton da söylemişti, beraber oynayacağı oyuncuları da oyunun içine katabilecek nitelikte bir oyuncu. Bunlar kritik. Kağıt üzerinde öyle benim çok da fazla itiraz edeceğim, ya nereden buldunuz bu adamı diyeceğim bir isim değil. Benim bir beklentim var. Bende belli bir beklenti oluştu. Hani Afobe'yi sezon içerisinde konuşabiliriz gibime geliyor. Umarım tabii bir sakatlıkla ilgili problem olmaz. Şimdi ben de hani oyuncuya tekrar bakıyorum. Hani geçen sezon o ağır sakatlık acaba onu nasıl etkiledi? Yani maçlarda oynamış geçen sezon son bölümde. Bu sezon bir karşılaşmada yine forma giymiş. Hı hı. Ondan önceki sezonu Championship'te 45 mücadelesi var. Bu olumlu. Yani istikrarlı bir sezon geçirmiş 2018-2019'da. Ama işte bu sakatlık vesaire beni açıkçası düşündürüyor. Trabzonspor adına. Bir de verilen yıllık ücret fazla. Mesela geçen sezon Sörloth gelmiş 1,5 milyon euroya, Afobe'ye 1,3 milyon euro. Bana açıkçası fazla geldi. Daha iyisi olabilirdi diye düşünüyorum. Ve Lewis Baker. Daha iyisi derken kontrat olarak daha iyisi mi, isim olarak daha iyisi mi? Kontrat, yani bu ismi beğeniyor olabilir Eddie Newton. Daha ucuza mal edebilirdi. Tamam. Daha iyisi de olabilirdi tabii, o ayrı mesele, ama en azından bunda karar kıldıysanız daha ucuza da bence ikna edebilirdiniz. Yani burada artık Trabzonspor'un bence transferlerde de eli güçlü. Yani burada illa oyuncuyu parayla ikna etme yoluna gidilmemesi gerekiyor. Trabzonspor diyecek ki oyuncuya, bak ben Sörloth'u buradan aldım, buraya getirdim. Genç oyunculara önem veriyorum, yatırım yapıyorum. Onlar işte Lille gidiyor, Uğurcan'ı Premier Lig'den istiyorlar, Abdülkadir'i şuradan istiyorlar. Ben hep oyunculara değer katıyorum. Buraya gel, düşüşe geçen kariyerini biz yukarı çıkartalım dersin ve paradan ziyade bu tarz şeylerle ikna edebilirsin. O yüzden hani Afobe'de gidip yani 600-700 bin euroya oynayıp belki kariyerini geliştirmek adına böyle bir fedakarlık yapabilirdi. Onu demeye çalışıyorum ben. Lewis Baker'a geçelim. O da dün Trabzon'a geldi akşam saatlerinde. Önce İstanbul'a gelmiş. Sonra Trabzon'a oradan geçiş yapmış. O tabii Afobe'nin aksine yurt dışında iki macerası var. İngiltere dışına çıkmış. Bir Hollanda macerası var. 2 sene orada kiralık oynamış ve geçen sezon Düsseldorf'a 6 aylığına gitmiş ve sonrasında ligin ikinci yarısında geri dönmüş. O da hep potansiyelli ama bir türlü de o potansiyeli sahaya yansıtamayan bir oyuncu. Üst lig seviyesinde, yani en üst ligde, Premier Lig'de, Hollanda'da vesaire çok oynamamış. Mesela kiralık gittiği takımlara bakıyorum. Sheffield Wednesday, Milton Keynes Dons, Middlesbrough, Leeds United, Reading gibi takımlar. Düsseldorf'a gitmiş, küme düştü takım geçen sezon. Bir vites macerası, en üst seviyede oynadı. Hep alt tarafta. Bakalım o da bu en üst seviyede şampiyonluğa oynayan bir takımda, ki bakıyorum kariyerine, hani Chelsea'de oynamadığını zaten söylüyoruz, İlk defa böyle bir takımda forma giyecek. Evet, o da Trondsen'in sakatlığı sonrasında mecburi transferlerden biri oldu. Trondsen'den beklenti büyüktü. Şimdi Baker onun yerine o bölgeyi doldurmaya çalışacak. Dün biraz bahsettik Baker'dan. Onun YouTube videolarını izlediğin zaman direkt olarak transfer edersin. Çünkü çok güzel friki kullanıyor. Uzaktan şutu var. Bununla beraber sadece friki değil, duran topları da kullanıyor. Top sol ayağına geldiği zaman sol ayağıyla çok güzel vuruş yapabiliyor. Sağ ayağına geldiği zaman sağ ayağıyla güzel vuruş yapabiliyor. Aslen sağ ayaklı gözüküyor. Ama sol ayağını kullanmaktan da hiç tereddüt etmeyen isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla hani YouTube videosunu izle, vay be dersin, hani bunu hemen takıma alalım, bu adam bayağı iş yapar. Ya da şunu da dedirtebilirsin, bu adam bu kadar yetenekliyse
Burada ne işi var acaba? Bu neden keşfedilmemiş? Bu soru da gündeme geliyor. Şimdi tabii YouTube videolarından oyuncunun 90 dakikaya yayılan genel temposu ya da temposuzluğu, top rakipteyken neler yaptığı, rakibi ne kadar takip ettiği, alanı nasıl kapattığı, maç içerisindeki taktik disiplini, bunları çözmek mümkün değil. Çünkü oyuncunun en iyi hareketlerinin bir kolajı yapılıyor ve sen de izlerken oyuncunun genel anlamda ne kadar yetenekli olduğunu düşünüyorsun. Ama bu gerçekten yetenekli. Top ayağına geldiği zaman gerçekten iyi işler yapabiliyor. Yalnız onun oynadığı bölgede top ayağına geldiği zaman iş yapmaktan ziyade takımın genel kurgusuna da uymak, takımın savunma disipline katkı vermek de son derece önemli. Artık günümüzde merkez orta sahalarda işte 6-8 biz çok kullanıyoruz. Aslında biraz geriden gelsek de hem 6 numaranın hem 8 numaranın o bölgeyi çok iyi kapatması ve Trabzonspor'un geçen sene yaşadığı o rakibe merkez orta sahanın geçişkenliğini vermesi gibi problemleri de aslında Baker'ın çözmesi gerekiyor. Eğer Baker'ın sadece topla yaptıklarına bakarsak Trabzonspor açısından geçen seneden çok büyük bir farkı olmaz. Bunu söylemek gerekiyor. O bir soru işareti. Şimdi 90 dakika izlemediğimiz için Baker'la alakalı olarak, yani maç içerisindeki temposunu tam kestiremediğimiz için bir şey söylemeyeyim. Ama topu ayağına aldığı zaman da bayağı iyi işler yapabilecek gibi gözükmekte. Ve hani bu sezon işte Baker'ın frikiyi gördün mü, Baker'ın şutunu gördün mü, ne gol attı gibi herhalde 3-4 tane cümle kurarız gibime geliyor sezon içerisinde. Dün Trabzonspor'da tabii Baker transferini kapa bildirmedi, sadece Trabzon'a geldi ama bir aksilik çıkması beklenmiyor. Afobe transferi resmen açıklandı ve Doğan Erdoğan geçen sezon başında takıma katılmıştı. Onun sözleşmesi feshedildi. Zaman zaman forma şansı bulmuştu. Avrupa Ligi maçlarında oynadığını hatırlıyorum Doğan Erdoğan'ın ama beklentileri karşılayamadı. Belki de yeteri kadar da şans verilmedi. Ben oynadığı maçlarda çok kötü bulmamıştım. Açıkçası Süper Lig'de kalacaktır. Şimdi sözleşmenin feshiyle birlikte başka belki büyüklerden böyle alternatif için düşünen takımlar olabilir. Ya da Anadolu kulüpleri Doğan Erdoğan'ı transfer edebilecektir. Orada rotasyonu aslında çok da geniş değil. Defansif orta saha konusunda. O yüzden pek anlamış değilim. Şu anda Abdülkadir Parmak var. Flavio var o bölgede oynayan. Baker geliyor ve çok da göremiyorum şu anda. Kadro önümde açık. Hani Ahmet Canbaz var. Daha ofansif oyuncu. Abdülkadir Ömür gider mi? Hep ofansif oyuncular. Hani merkezde 8 ve 6 numarada eksik var. Eksik gözüküyor ya da daha farklı genç isimlere güveniyor Eddie Newton bu bölgedeki Doğan Erdoğan'la yolları ayırma yolunu seçmişler. Belki daha düşük profilli takviyeler de olabilir o bölgeye, hı hı, lig içerisinden. Ama orada bir sayısal eksiklik olduğu açık ki işte Trabzonspor sakatlıklarla da zaman zaman boğuştu geçtiğimiz yıl içerisinde. O yüzden o bölgeyi o kadar eksik bırakacakları düşünmüyorum ben rotasyonu. Birkaç takviye görebiliriz Trabzonspor açısından. Doğan Erdoğan konusunda da ben biraz ortadayım. Çok karar verebilmiş değilim. Et mi balık mı? Tam anlayamadığım oyunculardan biri oldu. Hı hı. Zaman zaman iyi işler yaptı. Zaman zaman temposu bana düşük geldi. Ağır geldi biraz o bölge için. O yüzden tam böyle karar verememiştim geçen sene. Bakalım bu sene senin dediğin gibi ama Süper Lig'de kalma ihtimalini ben de görüyorum. Olabilir. Yeni saate girdik Sabah Spor'unda ve telefon hattında açıyoruz. 0212 363 04 34 bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Serkan, sabah sabah Daido mu diyoruz, Dido mu diyoruz? Daido deniyor galiba. Daido çalarak harika, ben hep sen bana sorardın, bu sefer ben sana sorayım dedim. Daido çalarak harika bir seçim yapan Vedat'ı demiş, kutluyorum ama Mehmet lütfen. Ali abi sen seçmedin değil mi? Mehmet seçti. Yok, Mehmet seçti zaten. Evet. Mehmet varken şarkı seçmeye gerek yok. Hakan var. Şunu söyleyeyim, Vedat ne zaman sabah, yaptı ki Sabah Spor'u, yani en son 8 sene önce falan yapmıştır herhalde. Evet, geçenlerde Hakan yerine çok kısa gelmişti. Böyle çok bir 30-40 eski dakika. Eski Radyo Spor dinleyicisi demek ki, bravo. Evet, 10 yıl. Aklında öyle kalmış. Can Erdoğan günaydın demiş. Trabzonspor'da orta sahaya alternatif olarak Mehmet Ekici düşünülemez mi?
Yoksa o defter kapandı mı artık yani? Mehmet Ekici o kadar şey yaşadıktan sonra 6 ay oynamadı. Kadro dışı kaldı Trabzonspor'da. Sonra Fenerbahçe'ye gitti. Evet, kapandı. Hiç açılmaz. Galatasaray için mesela bir alternatif olabilir mi? Şu yüzden soruyorum. Şimdi Belhanda dün oynadı ama satışı hala gündemde. Ki 45 dakika oynadı. İlk yarıdan sonra da çıkardı. Galiba sinirlenip Fatih Terim çıkarmış bir pas top kaybından sonra galiba. Ama gidecek gözüküyor. Şimdi orada bir 10 numara düşünebilir mi? Şimdi Emre Akbaba da sakat. Çok sakatlanan bir oyuncu. Evet. Yani şimdi Mehmet Ekici düşünebilir mi? O da çok sakatlanan bir isim. Ne diyorsun? Bu transfer olsa mantıklı olur mu Galatasaray'da da? Bence olmaz. Tolga Yaslan şu an ne kadar bir alternatif olursa, hani mesela 8 numara arıyor Galatasaray. Beşiktaş'ta oynadı, Fenerbahçe'de oynadı Tolga Yaslan. Kaliteli bir oyuncu. Mesela Galatasaray'ın gündemine gelir miydi Udinese'ye transfer olmasaydı? Yok. Gelmeli miydi? Yok. Bence Mehmet Ekici de öyle. Çok bir farkı yok. Mehmet Ekici daha yetenekli Tolga Yaslan'a göre. Skora daha fazla katkı verebilir. Ama genel olarak şöyle bir düşünürsen, Mehmet Ekici'nin de yıllardan beri istikrarı, üst üste 5 maç oynamışlığı, 5 maç 90 dakika tamamlamışlığı ve o 5 maçta da skora katkısı yok. Şimdi geçen sene bir Galatasaray maçında, bir de ondan sonraki karşılaşmada 2 olağanüstü şutu vardı. Ama başka koskoca sezonda aklında ne kaldı? O 2 tane şut kaldı. Dolayısıyla büyük takımlar ekonomik olarak bu kadar zordayken bu tarz soru işareti oyunculara yönelmemeleri lazım. Belki Mehmet Ekici sezonda sana 2 tane karşılaşmada 10 üzerinden 9'luk performans gösterebilir. Ama kalan 25 karşılaşmada 10 üzerinden 2'lik performans da gösterebilir. Belki çoğunda da kadroda ve kulübede bile olmaz. O yüzden oraya daha standart, ne alacağını bildiğin oyunculara yönelmek uzun vadede sana daha çok şey kazandırabilir diye düşünüyorum. O yüzden Mehmet Ekici bence gündeme gelmemeli. Evet, ben de sende paralel düşünüyorum ama işte şartlar bazen kulüpleri böyle transferlere zorlayabiliyor. O yüzden acaba düşünür mü dedim ama Galatasaray zaten geçen günlerde yaptığı yalanlamada, NDI transferi için sanıyorum yaptığı yalanlamada, başka kulüplerde oynayan ya da rakiplerimizde oynayan futbolcularla ilgili bir girişimimiz yok. Yani bu minvalde bir açıklama yapmıştı. Tolga Yarsan'ı, Mehmet Ekici'yi ve bir isim daha vardı. Onu kastetmişti Galatasaray. O yüzden ben de çok olacağını düşünmüyorum. Dinleyicimiz var şimdi hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hayırlı yayınlar. Mert Bey, Ali Bey, Barış Bey herhalde yok. Yok, bugün Barış abi yok. İsmim Berem, İstanbul'dan arıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. 48 yaşındayım. Bu sene acaba Fenerbahçe'nin bu transfer politikasını sizin kendi açınızdan nasıl bir beğeni sunarsınız acaba? Ben Ali Bey'in özellikle görüşünü çok merak ediyorum. Birincisi, ikincisi, benim kendi kanımca da Fenerbahçe'nin alacağı iyi bir golcü bence bu ligi sonuna kadar, yani şampiyonun favorisi olarak ben görüyorum. Tabii bir faktör, ben bir Fenerbahçeli olarak sadece bir faktörden çekiniyorum. Bu da hakemlerin bile bile yaptıkları hatalardan. Artık hata demiyorum ben bunlara. Çünkü var. Yani hakemin saha içerisinde görmediği bir durumu rahatlıkla vardan bunu şey yapabilir. Hakemler eğer adaletli olursa takım tutmaksızın veya nasıl diyeyim, renk gözetmeksizin bir görüşe sahip olsalar, inanın ben Fenerbahçe'nin açık ara şampiyon olacağını düşünüyorum bu sene. Evet. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Fenerbahçe'nin transferleri ve iyi bir golcü diyor ve hakem. 3 ana başlıkta konuşmasını özetleyebiliriz. Hakem konusuna girmeye gerek yok. Fenerbahçe'nin transfer politikası bu sezon çok net, böyle adeta kenarları çizilmiş bir transfer politikası vardı Fenerbahçe'nin. Ağırlıklı olarak bu ligde oynamış, bu ligde başarılı olmuş, bu ligin her şeyini bilen oyunculara yöneldi Fenerbahçe. Bunun yanında yaş gözetmedi. Öncelik dedi bu seneyi şampiyon olarak bitirebilmek.
ona uygun bir transfer politikasıyla, net bir transfer politikasıyla kadrosunu oluşturdu. Şimdi bir iki tane eksiği kaldı. Özellikle bu işte geçen hafta gündeme gelen birinci santrafor 30 gol, ikinci santrafor 15 gol sözleri Fenerbahçe'de santrafor beklentisini bana sorarsan gereğinden fazla şekilde yükseltti. Ama oraya da belli ki takviyeler gelecek. Nasıl bir takviye gelecek? Hangi profilde bir oyuncu gelecek? Zahavi'nin olmamasından sonra anladığımız biraz daha seni sevdiğin, takım savunmasına yardım eden, seni Erol Bulut'un teknik ekibine yaklaştıran, Erol Bulut'la WhatsApp grubu kurmanı sağlayacak böyle bir santrafor adayı gelecek. Yani sonuçta Fenerbahçe bir sezon Vedat'la oynadı. Fenerbahçe'nin genlerinde Vedat'la oynama işlemiş diyemez kimse. Hani tamam Vedat ekstra bir santrafordu. Ekstra bir santrafor olduğu için zaten bir sene oynayıp hatta takımı da ligde 6. oldu. Ona rağmen 7. oldu. Ona rağmen İtalya Serie A'ya gitmeyi başardı Vedat. Ekstra bir sezon geçirdi kendi adına ama özür dilerim. Neticede Fenerbahçe hani Vedat'la öyle çok oynamaya alışık, Vedat'la oynamayı ezberine almış bir kulüp değil. Ama belli ki Erol Bulut'un aklında ha ben tamam santraforum gol atsın ama sadece gol atmakla yetinmesin. Başka işlerde de böyle biraz işin sağından sonundan tutsun düşüncesi var. Bu zaten çok eleştirilecek bir düşünce değil. Yoksa Eren Zahavi ismi bence çok değil mi? Uygundu. Uygundu. Mesela ben Zahavi'yi alırdım. Biliyorsun. Ya, tabii ki. Gözü kapalı alırdın. Ben gözüm kapalı alırdım. O istatistiklerden sonra yani maç başı bir gol neredeyse evet. Atmış adamı. Sen çünkü ben derdim ki işte Tiam'ım var. Ondan sonra Ener Valencia'm var. O var bu var. Benim santraforum ben topu oraya götürdüğüm zaman topu kaleye atsın. Santraforun yapamadıklarını diğer oyuncular fedakarlıca yapsın. Ama ben o vuruş kalitesi konusunda sıkıntı yaşamayayım diye düşünebilirdim. Hı hı. Bu futbola bakış açısı. Çok bir önemi yok. Yani Erol Bulut'un ya da senin aklında olanlar yanlış sonuç vermez öyle bir şey kesinlikle yok. Bununla yanlış anlaşılmasın. İlgili bir araya girebilir miyim? Dün Fanatik Gazetesi'nde bir haber vardı. Çünkü şöyle ilk maçta hatırla Frey ilk 11'de sahaya çıktı. Evet. 90 dakikada sahada kaldı. Fanatik'in haberine göre ki Erol Bulut'un hani direkt basına yaptığı bir açıklama değil bu. Benim tüylerim diken diken olacak. Ben de okudum çünkü onu. Okudun işte evet. O yüzden de zaten söyleyeceğim ve çok da bence uçuk değil. Hani birebir aynı cümleleri söylememiştir Erol Bulut ama mantalite olarak dinlemenizde fayda var bana kalırsa. Taktik gereği onu ileri uçta oynattığını söylüyor. Sahte 9 rolü üstlenmiş Rize Spor karşılaşmasında. Asıl görevi işte senin en sevdiğin kısım bu. Gol atmak değil. Takım arkadaşlarının gol atmasını sağlamaktı. Evet. Savunma ile mücadeleye girmesini, pres yapmasını ve elinden geldiğince rakip defansı bozacak koşular yapmasını istedik. Buradaki amacımız kanatlardaki oyuncuların gol pozisyonları girmesini sağlamaktı. Hücum planlarını buna göre yapmıştık. Tamam. Frey iyi mücadele etti. Sahada da işini yaptı. Çok güzel. Bu Erol Bulut'un yakın çevresinde dediği iddia edilen Fanatik Gazetesi'nin haberi. Peki Fenerbahçe golleri nasıl buldun? Biri duran top, biri de akan oyunda yine yan topta penaltıyla. İkisi de duran top aslında. Yani demek ki Erol Bulut'un düşündükleri sahada olmadı. Şimdi Erol Bulut kazandığı için bunları söylüyor. Kusura bakmasın. Yani Erol Bulut mesela bu açıklamayı yaparken niye acele etti onu da merak ediyorum. Şimdi santrafor'un asıl görevi gol atmak değildi. Rakip arkadaşlarına gol attırmaktı. Güzel. Bunu maç öncesi kafanda planlayabilirsin. Hiçbir itirazım yok. Bu da bir futbola bakış açısı. Frey sen çık. Elinden geldiği kadar rakip stoperlerle boğuş. Baskı yap. Gücünü orada harca. Senin koşularınla beraber diğer oyuncuları biz ceza sahasına sokacağız. Ve diğer oyuncular ceza sahasına girdiği zaman senin sayende goller atacak takım. Buna hiçbir itirazım yok. Ama pratikte oldu mu? Şimdi Fenerbahçe kusura bakmayın da Rize deplasmanında iyi oynamadı. Fenerbahçe ikinci yarıda geriye düştü. Gökhan Gönül ve Caner'in imzası olan bir gol olmasa, Caner'in çok iyi bir ortası klasik, Gökhan'ın çok klasik bir ön direkt koşusu olmasa Fenerbahçe beraberliği yakalayamayacak. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı artık maçın son bölümü şişirilen bir top, santrofor pozisyonundaki ya da o an o bölgede olan oyuncuya şişirilen bir top, rakibin hatası, hakemin onu penaltı olarak değerlendirmesi, bana göre olmadığını söyledim ve 2-1 kazanılan bir karşılaşma.
Şimdi bunun Erol Bulut'un tarif ettiği oyunla uzaktan yakından alakası yok. Maçın gidişatının da alakası yok. Hani oyuncu Frey yaptığı koşullarla arkadaşlarına pozisyon hazırlar. O girer, o kaçar. Eyvah der, vah dersin, ah dersin. Kaleci kurtardı dersin. Gökhan'ın kurtardığı hangi pozisyon var? Bir Deniz Türüc'ün şutu var. Hı hı. Başka? Hatırladığınız pozisyon var mı? Yok. Dolayısıyla Erol Bulut'un kafasındaki oyun planı Rize'de işlemedi. Erol Bulut sadece skoru aldı. Zaten skoru almasa ne konuşacaktık biliyor musun? Bunu konuşmaması lazım. Erol Bulut'un bana sorarsan böyle bir açıklama yapması için erken. Ama mantalite olarak söylemiş. Yani bu maçta bilmiyorum sen niye bu kadar çok hani eleştirdin. Bunda biz maçı kazandık demiyor zaten. Böyle oynattık diyor. Tamam ama hani bu oynattığını sahada görürüz biz. Uygulamasını görürüz. Hı-hı. Ona paralel gitmiştir. Şimdi şu da olabilirdi bak. Fenerbahçe yine vasıtın altında bir performans sergileyebilir. Ama Frey'in yaptıkları Erol Bulut'un yaptıklarıyla paralel giderdi. O zaman anlardım ben. O zaman tamam derdim. Bak hani kötü oynadı ama Frey'i maç öncesi görevlendirmesiyle beraber Frey'in yaptıklarıyla beraber öteki oyuncular pozisyon buldu, gol attı. Demek ki kafasındakini uyguladı Erol Bulut. Orada bir itirazım olmazdı ama şimdi sen hem santrafonu çıkartacaksın hem de santrafona diyeceksin ki senin ilk işin gol atmak değil. Ondan sonra maçı az önce tarif ettiğimiz şekilde kazandıktan sonra da böyle konuşacaksın. Bence tamamen tutarsız. Benim eleştirim buna. Bu maçta benim de şu dikkatimi çekti Ali abi. Tiam ve Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç. Evet. Frey'in arkasındaki üçlü. Evet. Nasıl dizildiler? Ferdi solda, Deniz Türüç 10 numarada, Tiam da sağ kanatta ve hiç Tiam'la Deniz Türüç'ün yerini, Tiam'la Ferdi'nin yerini değiştirmedi. Oyundan çıkana kadar zaten. Oyundan çıkınca farklı bir taktik anlayışa geçildi. Burada da ben şunu hesap ettiğini düşünüyorum. Bunu tabii öngörüyorum. Şöyle, Caner'in sol taraftan yapacağı ortalarda Tiam'ın sağ taraftan Frey'i ikilemesiyle bir atak organizasyonu düşündüğünü tahmin ediyorum. O yüzden Tiam hep sağ kanatta. Çok olmadı. Ama denedi Fenerbahçe Caner'le. Mesela sezon öncesi kupada o özel turnuvada kazanılan karşılaşmada Tiam hat-trick yaparken gene kanattaydı hatırla ama bütün golleri o koşularla beraber gelen gollerdi. Hani zaten Tiam'ı da o yüzden övmüştük. Hep oralarda dolaşıyor, oralarda topla buluşuyor, oralarda bir arayış içerisinde diye. Neyse, nereden geldik? Santrafor'dan geldik. Evet, ben araya girdim orada Erol Bulut'un buraya çıktığında. Sonuçta transfer politikasına dönersek, hı-hı, dinleyicimizin sorduğu konuya dönersek Erol Bulut'un aklındaki gibi bir oyuncu gelmesi daha doğru olur. Sonuçta teknik adam kafasındaki oyunu oynatmak için ona uygun profilde oyuncu ister. Belli ki Zahavi tarzında striker diyeceğimiz bir isim gelmeyecek. Biraz daha tempolu, biraz daha koşu mesafesi yüksek, biraz daha pres gücü yüksek. Mesela Samat da böyle bir isim gelecek. Değil mi? Yani böyle bir isime daha mı yakın? Samat'tayı hani müthiş bir golcü olarak mı nitelendirirsin yoksa diğer dediğin Erol Bulut profiline? Samat'tayı kimse müthiş bir golcü olarak nitelendirmez. Samat'ta da biraz daha ağır, onu söylemek lazım. Ama yine o fiziki gücü sana belli bir noktada verebilecek, onu karşılayabilecek, o beklentini karşılayabilecek tarzda bir oyuncu. Bakalım hani Samat'ta da çok çok kolay bir transfer değil. Burada tabii Fenerbahçe'yi avantajlı kılan Aston Villa'nın, Aston Villa'daydı değil mi? Aston Villa. Çok fazla golcü transferi yapıyor olması. En sonunda Bertrand Traoré bir yine hücum oyuncusu takıma katılacak. Hem ileri uçta hem kanatta da oynayabilen bir isim. O yüzden gözden çıkarabilir deniyor Aston Villa'nın. Bir de performans da kötü olduğu için, hı-hı, hani gözden çıkarmaları mümkün. Başka bir takıma gitme olasılığı da var. Hani onu gene tutabilirler İngiltere içerisinde. Tabii ki. Ama piyasası olan bir oyuncu. Bakalım. Peki transfer politikası konusunda tabii çok genç isimler de aldılar ama bu isimlerin tabii az takımda oynaması pek mümkün gözükmüyor. İsmail Yüksek'tir, Barış Sungur'dur. Onları bence kiraya göndermek durumunda. Ama genel olarak yaşlı isimlere gitti. Yani Fenerbahçe yine çok büyük bir risk aldı bence transferde. Bu sezonda başarı ya da şampiyonluk gelmezse elindeki sözleşmeler çok ağır olacak. Oyuncuların yaşı çok fazla olacak. Onları göndermekte çok büyük sıkıntı çekecek Fenerbahçe. Bu açıdan büyük bir risk. Ali Koç da artık biraz da kendi çapında haklı. Üçüncü senesinde artık mutlak başarı istiyor. Yani bir sezon altıncı olmuş, bir sezon yedinci olmuş. Şimdi hani ikincilik bile kesmez şu anda Ali Koç'u. %100 öyle. Camiayı da kesmez. Ama bu tabii yine bireye bağlı, tek bir kişiye bağlı bir organizasyon oldu.
Yani burada bir kurumsal yapı oluşturamadı Ali Koç. Yani Ali Koç'u oradan çek. Fenerbahçe toparlanabilir mi? Yoksa daha da büyük bir enkaz mı olur? Yani burada sürekliliği sağlayacak yapıyı oluşturması lazım Ali Koç'un. Çünkü şu anda ne kadar gidecek servetiyle, Koç ailesinin gücüyle? Her zaman bir koç bulabilecek mi Fenerbahçe böyle devam edecek? O yapıyı oluşturması gerekiyordu ama şu ana kadar bence bu konuda başarıya ulaşamadı. Yalnız mesela bu kadro çok enkaz bırakır mı? Orada emin değilim ben. Hani sözleşmeler, bir kere bonservis bedeli çok az verildi. Son Tisserand'a kadar. Bonservis verilmesine bu arada ben de bence hiçbir problem yok. Bence tamam, verecekse bonservis verilsin, yıllık ücret verilmesin. De, harcama şeyi olarak söylüyorum. Hı-hı. Yıllık ücretler de bilemiyoruz ama eskiye göre, Fenerbahçe'nin eski sözleşmelerine göre biraz daha makul diyebiliyoruz. İşte zaten Fenerbahçe yöneticiler de bunu dile getirmişti, hatırla. O 90 milyon eurolardan 60 küsür milyon lira eurolara inildi. Daha da inilmesi şart. Kesin. Euro'nun geldiği nokta, evet, vergi kanunu daha çıktı. Daha da inilmesi şart. Yani. Ama hani tam anlamıyla bir enkaz bırakır mı Fenerbahçe'ye bu kadro? Benim orada biraz soru işaretim var. Çok da öyle olabileceğini düşünmüyorum Fenerbahçe adına. Evet, bu kadro çok ucuz bir kadro değil, kabul. Ama çok pahalı bir kadro da değil, hı-hı, Fenerbahçe'nin. Mesela Transfermarkt'ta Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki takım değerine baktın mı? Biri Trabzon galiba. Evet, evet. Fenerbahçe orada şey değil. Şu an en pahalı kadroya sahip şey değil, hı-hı, takım değil. Ama tabii bu söylediklerimizle direkt paralel de değil bu. Onu da söylemek lazım. Çünkü oyuncuların piyasa değeri üzerinden çıkan bir şey. Fenerbahçe dördüncü gözüküyor şu anda. Dördüncü bir Trabzon, gözüküyor. İki Başakşehir, ama bu tam bir ölçü değil. Onu da söyleyeyim. Tabii, tabii, hani, o, yanlış anlaşılmasın. Neticede burada kesinlikle bir risk var. Fenerbahçe tarihinde İki kez bu kadar uzun süre şampiyonluktan uzak kalmış. Biri işte aynı 7 sezon. Şimdi de 7. sezon içerisinde Fenerbahçe. Bunun böyle olacağı öngörülebilirdi. Bundan biraz bahsetmiştik. Neticede düşündüğümüz gibi de oldu. Şimdi işte bundan sonrası bu şu an ligde rakiplerine göre daha hazır gözüken kadronun uyumu ve verebilecekleri. Teknik adamla kadronun uyumu, oyuncuların birbirleriyle uyumu, yeni transferlerin ne kadar verimli olacağı, bunlar hep Fenerbahçe'nin sezon içerisindeki gidişatını belirleyecek. Burada kritik noktalardan bir tanesi, bence geçen sene yaşadıklarından Fenerbahçe şunu da çıkardı. İşler kötü gittiği anda o kötü gidişi durduramamak. Yani Fenerbahçe frene basıyor basıyor, fren boş. Sürekli Fenerbahçe bir kaza tehdidiyle karşı karşıyaydı. Bu sene işte Gökhan Gönül gibi, Caner gibi, Sosa gibi ligde tecrübesi çok çok yüksek, kalitesi çok çok yüksek olan oyuncularla Fenerbahçe sezon içerisinde gireceği o girdaplardan biraz daha çabuk çıkabilir. Zaten bence şampiyonluğun da şifrelerinden biri bu. O kötü gidişi durdurabilmek. 1-2 maçla, bilemedin 3 maçla tekrar çıkışa geçmek şampiyonluğun şifrelerinden biri. Sanki onu bu sene bu kadro yapabilir gibi. Başlar çok fazla öne eğilmez gibi. O yüzden işte Rize maçında Fenerbahçe o dakikada geriye düştü. Eski Fenerbahçe olsa maçı çevirebilir miydi diye bir soru sordum. Bana göre çok öyle olmazdı. Bu sene de Fenerbahçe kötü gidecek. Bu sene de kaybettiği, berabere kaldığı maçlar olacak. Ondan ne kadar çabuk geri döndüğün, bu kadronun tecrübesiyle, oyuncu yapısıyla olabilir gibi gözüküyor. Ama bu da tabii ki şampiyonluğun şifrelerinden biri olsa da tek başına yeterli değil. Performans, performans, performans artı uyumu da işin içine katmak gerekiyor. İşte genç bir teknik direktör var. Beklentilerin olduğu ama bir taraftan da soru işareti olan bir teknik adam var. O teknik adamın sezon içerisinde de yapacakları, hatta işte açıklamaları bile, bak konuşuluyor, sen bir şey söyledin, üzerine konuştuk. Tabii. Dolayısıyla birçok etken var şampiyonlukta. Orada Fenerbahçe daha enteresan bir testten geçecek. Çünkü karşısındaki direkt rakibi Galatasaray bir kere teknik direktörüyle beraber, hani ligde Fatih Terim'in şampiyonluğu bir tarafa, şampiyonlukları bir tarafa, tüm çalışan teknik direktörlerin şampiyonlukları kaçtır? Etmiyor olabilir. 8 çıkmaz büyük ihtimalle. Evet. Çıkmaz.
8 çıkmaz. Galatasaray'ın zaten hocasız, başkansız, değişen yönetimlerle, giden gelen oyuncularla, kadroyu tamamen değiştirerek nasıl şampiyonluklar aldığını herkes gördü. Galatasaray'ın buradaki tecrübesi çok çok yüksek, çok çok farklı. Ki Galatasaray'da, şimdi direkt rakiplere geçtim kıyaslamaya, hı hı. Ama Galatasaray'da normalde şimdi sezon başlangıcı geçen seneki sezon başlangıcına göre çok daha farklı, çok daha iyi. Galatasaray'ın bir iki takviyeye ihtiyacı var, evet, ama o bir iki takviyede Galatasaray doğru atışı yaparsa bir anda Fenerbahçe ile şartları dengeleyebilir. O rekabette de, hani şartların eşit olduğu rekabette de, evet, Fenerbahçe'nin oyuncuları tecrübeli ama Galatasaray'ın takım kimliği, kulüp kimliği ve hocasındaki tecrübe hemen hemen kimsede yok. Onu da unutmamak lazım. Bununla beraber organize bir Başakşehir var. Başakşehir'de kadro olarak çeşitli zaafları olsa da o takım birlikteliği, baskıdan uzak olmasıyla beraber bir noktada o da ligi zorlayacaktır. Trabzonspor ve Beşiktaş için de beklemek lazım. Görmek lazım nasıl evrilecekler sezon içerisinde, nereye doğru gidecekler. Yapacakları transferler onların şansını direkt olarak belirleyecek. Ama tamamlasalar bile eksiklerini tamamlasalar bile Trabzonspor ve Beşiktaş az önce saydığım faktörlerle, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncu kadrosu, geniş kadrosu, kalitesi, Galatasaray'ın hem takımının 3 aşağı 5 yukarı hazır olması artı işte teknik heyet, yönetim, oradaki farklarla beraber hala Trabzonspor ve Beşiktaş'ın tamamlayacağı kadrolarla dahi ikisinden uzakta kalacağını ben şu an düşünüyorum. Ama bunlar sezon başında, sezonun işte ikinci haftası öncesinde düşünülen, aklıma gelenler, sezon içerisinde değişimler olabilir, değişimler görülebilir. Dün biri yazmış, zannedersem Altan Tanrıkulu'ydu. Ocak ayında demiş, Fenerbahçe ve Galatasaray normal şartlarda rakiplerinden 10'ar puan önde olabilir. Mesela o da böyle bir öngörüde bulunmuş. Katılırsın, katılmazsın. Ama şu noktada Fenerbahçe ve Galatasaray'ın birbirine yakın olduğunu ve diğerlerinden bir iki adım önde olduğunu söylemek bence yanlış değil. Evet, devam ediyoruz. Sabah sporuna 8.33 saatlerimiz. Telefon hattımız açık, 0212 363 0434 bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. En son Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Fenerbahçe'de şu anda Jailson'un Çin'e transferi söz konusu. Ali abi, Diego Perotti'nin yine takıma katılması gündemde. Okaka ismi yine gündemdeki oyunculardan bir tanesi, ki Okaka'da çok golcülüğüyle ön plana çıkan bir isim olmadı kariyeri boyunca. Bir sezonda en fazla 15 golü var lig kariyeri olarak düşündüğümüzde. O da hani Erol Bulut'un istediği profile sanki daha yakın geliyor. Bakalım, takımlarda beklenti çok. Fenerbahçeliler ısrarla bir golcü transferi bekliyor. Galatasaraylar ısrarla bir 6 numara transferi bekliyor. Beşiktaşlar ısrarla sağ bek ve golcü transferi. Trabzonsporlar da tahmin ediyorum ki bir stoper bekliyorlar. Beklentiler çok kulüplerde ama tabii içinde bulundukları ekonomik durumda bir anda her şey güllük gülistanlık olmuyor. Takımlarda biraz daha beklemeleri gerekecek galiba Ekim sonuna kadar. Hayır, Ekim başına kadar. Evet, gene de şartları düşünürsen çok da kötü bir transfer sezonu geçirmedi kulüpler. Eksikler tabii ki olacak. Ama bununla beraber işte seçtiğiniz oyuncuların takıma, lige uyumu ve motivasyonları hep belirleyici faktör oluyor. Mesela Perotti ile ilgili dün o İtalyan gazeteci gene yazdı. Evet. Daha önceden kendi yazmıştı. Kendi tweetini alıntıladı. 2,5 milyon euro bonservis, 3 yıllık bitti. Sözleşme. Şimdi Perotti'yi hala ben oturtamadım. Fenerbahçe eğer Perotti ile ilgileniyorsa bu kötü bir şey değil. Ama Fenerbahçe'nin şu anki mevcut kadrosunda nereye oturtulacak Fenerbahçe? Çünkü Perotti'yi gelip rotasyona sokabileceğim bir oyuncu değil. Yok, Perotti geldiği anda ilk 11 oynar. Evet, yani Sosa Perotti neyse atıyorum. Aynen. Onun gibi ilk 11 oynar. 11 oynamaya gelir Perotti. Ve Perotti bir kanat oyuncusu. Sol kanat. Teknik de 10 numarada oynar zorlarsan, ama zaten oraya da Mert Hakan Yandaş'ı aldın aslında. İşte bir türlü kafamda oturmadı bu Perotti transferi. Bir satış mı gündemde? Ama Fenerbahçe'nin hani Geri Rodriguez'e yollar ayrılsa bile Ferdi ve Tiam'la, hatta Valencia'yla sol tarafı doldurabilirsiniz. Bakalım. O da enteresan bir durum. Ben de merak ediyorum. Dinleyicimiz var hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar, iyi çalışmalar. Sağ olun. İzmir'den Hüseyin Çelebi, Ali abinin bildiği Las Palmas Hüseyin. Hoş geldin Hüseyin, günaydın.
Günaydın. Öncelikle Barış abi yayında mı bilmiyorum. Daha yeni bindim arabaya. Biner binmez aradım. Aç düştü. Yayını daha ilk defa dinliyorum sabahtan beri. Barış abi yok bugün. Barış abi bugün yok. Pazartesi inşallah. Olsaydı ona şöyle diyecektin. Good morning Barış Ertuğ. No problem. Sakatlık yok bende. Radyo spor nasıl? Bilmiyorum ama bende sakatlık yok. No problemo. Hani geçen gün kalıyla ilgili bir video paylaştı. Evet. Eski bir öyle açılışı. Röportaj. Tamam. Ben de anlamadım da. Nereye sordum. Gidiyor sohbet diye ama. Gördün değil mi sen? Aklı öyle bir espri. Paylaşımı görmediği için Ali abi anlamamıştır herhalde. Sonradan yani en azından biliyordur olayı. Başında anlamadım. Sonradan söyleyince anladım. Böyle şey oluyor. Yavaş yavaş geliyor bende. Sonradan açılıyor. Olur, normal. Anca daha demek ki uyku anca açılıyor. Ali abi saat 9 oldu aslında ama. Neyse ben dediğin gibi Ali abi Perotik taraftarını anlamadım da biz hala Fenerbahçe taraftarıyım ben bu arada. Biz 3. haftada Galatasaray derbisine çıkacağız. Bizde hala bir forvet alınmadı. 2. hafta bu hafta Aksay Spor'la oynanacak. Adli Fire'yle bir nevi idare edelim diye düşünüyoruz ama 3. haftada Galatasaray deplasmana çıkıp hala bir forvet alınmaması ve ben şunu anlamadım. Bankalar birileri bir anlaşma yapıldı. 2+10 diye biliyorum ben. Ama daha belki farklıdır. Vedat Muriç bir sene daha kalıp daha bu sene şampiyon olup İnşallah şampiyon olsaydı daha yüksek bir maliyete ya da daha yüksek bir fiyata satılmaz mıydı? Ya o olasılık her zaman var ama tersi de var. Vedat Muriç iyi bir sezon geçirdi. Teklifler geldi ve Fenerbahçe sonuçta 3,5 milyon euroya mal ettiği bir oyuncuyu müthiş bir karla yurt dışına satmayı başardı. Gelecek sene belli olmaz. Mesela Dorukhan da hatırlayın bir ara çok fazla gündemdeydi. Ondan sonra bir sakatlık geçirdi. İşler tersine döndü. Dönebilirdi. Bu bir olasılık ama o olasılık üzerinden de aldığınız riskle alakalı. Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'i Lazio'ya göndermesi demek bu sene şampiyon olamayacağı anlamına gelmez. Ya da Vedat Muriç kalsaydı Fenerbahçe kesin şampiyon olurdu da denemezdi. Dolayısıyla bunu bilemiyoruz. Bunun yanında işte bak 12 tane transfer yaptı Fenerbahçe. Mesela Hüseyin bir Fenerbahçe taraftarı bağlanıp diyor ki hala santrafor golcü gelmedi anlayamıyorum diyor. Gördün mü? Taraftarı memnun etmek de mutlu etmek de hakikaten zor bir iş. 12 transfer bir yana, golcü bir yana gibi oldu. Fenerbahçe bu zor şartlarda neredeyse bir takım değiştirdi. 25-26 oyuncu olduğunu düşünürsen çok çok büyük bir değişim bu. Normalde olmaması gereken bir değişim ama Fenerbahçe'nin de bir anlamda ihtiyacı olan bir değişimdi. Sadece Galatasaray maçı ya da sadece bu haftaki maç hedef olarak alınmamalı. Lig uzun bir maraton. İşte geçen sene Galatasaray yıllardan beri süren Kadıköy uğursuzluğunu çok iyi bir oyunda, çok iyi bir skorla tersine çevirmeyi başardı. Ama bu Galatasaray şampiyonluğa yetti mi? Hayır, yetmedi. O yüzden Fenerbahçe maçıydı, Galatasaray maçıydı. Tabii ki önemli, anlıyorum. Duygusal anlamda, manevi anlamda taraftara kattıkları çok büyük ama 40 haftalık bir sezondan bahsediyoruz. Ve transfer de 5 Ekim'de bitecek. Belki Fenerbahçe Galatasaray maçını yine Fire ile oynayacak. Belki mağlup olacak, belki kazanacak. Ama büyük resim önemli olan bu sene Fenerbahçe ve diğer takımlar için. O yüzden çok takılmamak gerekiyor. Hani çok da hakkaniyetli bir eleştiri değil. Hani Galatasaray maçı geliyor, hala golcü gelmedi, santrafor gelmedi, anlamıyorum demek biraz haksızlık oluyor. Bu kadar yapılanları düşününce. Evet, devam ediyoruz. 8:39 saat demiş. Şimdi bu hafta Fenerbahçe Hatay'la dedi değil mi? Evet, evet. Hatay'la oynayacak ve bu karşılaşmada ileri uçta Valencia'nın oynayabileceği söyleniyor. Bugün Milliyet Gazetesi'nde Senatok yazmış. Enner Valencia'yı hazırladığı ileri uca Erol Bulut'un söyleniyor. Frey büyük ihtimalle yedek kulübesinde kalacak bu karşılaşmada. Tabii çıkan haberler bu ama belli de olmuyor tabii ki. Erol Bulut yine Frey'i de bu karşılaşmada değerlendirebilir. Maç günü bunu da zaten öğrenmiş olacağız. Şimdi transferlere yine devam edelim.
Fenerbahçe'nin transfer gelişmesini söyledik. Bir de Beşiktaş Ali abi beklenen oldu. Ahmet Nur Çebi devreye girdi ve Gökhan Töre transferi de artık bitti gözüyle bakılıyor. 1 artı 1 yıllık bir anlaşma yapılmış. Garanti ücret olarak 4 milyon TL verecek Beşiktaş ve artı da bonuslar olacak sözleşmede. O 4 milyon TL'de zaten Gökhan Töre'nin Yeni Malatya Spor'a ödediği ücret aslında. 4 milyona bonservisini almıştı. Şimdi de yıllık 4 milyon TL'ye anlaştığı söyleniyor ve 7 numara dolu olduğu için de 70 numaralı formayı giyecekmiş yeni sezonda. Gökhan Töre. Evet. Bu kadar. Devam ediyoruz. Gökhan Töre hayırlı olsun. Beşiktaş'a. Yani Gökhan Töre ile ilgili aklımda şöyle bir şey var. Beşiktaş'ın kadrosunda skorer bir iki kanat oyuncusu olsa ve Gökhan Töre de o rotasyona dahil edilse çok fazla itiraz etmezdim. Çünkü şartlar olarak uygun bir transfer kağıt üzerinde. Hı hı. Oyuncu bonservisini almış, fedakarlık yapmış. Bunun dışında yıllık verdiğiniz ücret de makul gözüküyor Beşiktaş'ın imkanları çerçevesinde. Ama Gökhan Töre'nin zaten kariyeri boyuncaki sıkıntılarından bir tanesi yeteneğine göre skora az katkı vermesi. Ve bu senede çok fazla değişmez. Senle Gökhan Töre'yi ilk konuştuğumuzda kariyerine bakmıştık. 4 golü açtığı sezon var mıydı? Yoktu. Şimdi bir kanat oyuncusundan maksimum siz 4 gol aldığınız zaman onun yanına asistleri de ekle. İşte 4 gol 5 asist, 4 gol 6 asist. Yeterli değil. Seni şampiyon yapacak rakamlar bunlar değil. Çünkü Beşiktaş'ın sadece Gökhan Töre ile ilgili bir sıkıntısı yok. Enkudu ile de ilgili bir sıkıntısı var. Şimdi Enkudu da sezonda 1-2 gol atıyor. 2-3 asist yapıyor. Şimdi bir tarafta Enkudu, bir tarafta Gökhan Töre. O zaman bütün yük santrafora ve merkezdeki oyunculara dönüyor. Bunu da karşılamanız çok kolay değil. Beşiktaş ya santrafor transferinde istediği katkıyı alamazsa bir santrafor transferi yapılacak. Kabul. Ama farz edin ki oyuncu geldi. Uyumu sağlayamadı. Başarılı olamadı. Negredo gibi oldu. Abubakar'ın ilk dönemi gibi oldu. Bunlar futbolda var. Bunlar olası. O yüzden iş kadro planlamasını yaparken biraz da bence bunları düşünmekten geçiyor. Beşiktaş'ın tekrar söylüyorum skorer kanatları olsaydı en azından bir tane skorer kanadı olsaydı o zaman Gökhan Töre'ye çok fazla itiraz etmezdim. Peki şunu sorayım Ali abi. Lafını... Şunu da ekleyeyim. Ha. Gökhan Töre dışında belki bir alternatif daha gelebilir. O zaman o zaman çok fazla şey yapmam. İtiraz etmem ama Beşiktaş'ın bence şu kadroya bakıldığı anda evet bir sağ ön oyuncusuna ihtiyacı var. Hiç itirazım yok. Hı hı. Ama skorer bir sağ ön oyuncusuna, bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var diye düşünüyorum. Peki burada şunu düşünüyor olamaz mı? Mesela Mario Gomez'in Beşiktaş'ta oynadığı dönemi hatırlıyorsun. Evet. O dönemdeki kadro nasıldı? Şimdi bir yandan da ona bakacağım. Ben hani yine Sosa vardı, Oğuzhan vardı. Kanatlarda Gökhan Töre vardı. Olcay mı vardı bir de? Olcay vardı. Sol tarafta. Çok golcü bir kadro muydu? Ama işte santroforu 26 gol atmıştı. Tamam. Eğer o katkıyı alabilirsen. Yani sezon başında bu planlama yapılmıştı. Mario Gomez'i o yüzden getirdiler. Şimdi aradıkları profil de Kalinic. Kalinic de golcülüğüyle yani senin beğendiğin tarza yakın bir golcü. O yüzden böyle bir profil düşündükleri için Gökhan Töre'yi de alıyorlar. Enkudu da var. Hani çok onu dert etmeyecekler gibi düşünüyorum ben. Eğer tabii o Kalinic profilindeki bir oyuncu alabilirler. Tabii işte o isabet sağlarsa çok çok büyük problemler yaşamazsın. Anlatmaya çalıştığım nokta şuydu ya da canlı bir örnek vereyim. İşte Falcao durumu. Şimdi Falcao geldiği zaman Galatasaray'ın kurduğu hayalleri düşün. Ama Falcao'nun sezon içerisinde dikiş tutturamamasıyla beraber Galatasaray da zorlandı değil mi santrafor pozisyonunda? Bu da olası diyorum futbolda. Şimdi o olasılık olduğu için kanatlarda bir skorere seni öyle durumlarda rahatlatacak bir oyuncuya ihtiyacın var. Mesela Koita'yı Beşiktaş alsa o zaman kurtarabilir. Kanat için. Evet yani kanat santrofor, kanat forvet olarak alsa kurtarma ihtimali var. Gökhan Töre kötü, Gökhan Töre olmaz, Gökhan Töre başarısız olur demiyorum. Gökhan Töre zaten geçtiğimiz sezonun ikinci yarısı artı pandemi döneminde iyileştiğini, iyi oynamaya başladığını gösterdi bize. Oralarda değil benim derdim. Benim derdim kadroya bakıyorum. Ben hala goller nereden gelecek onu bulamıyorum. Ve şunu da ekliyorum. Gökhan Gönül artı Caner'in de gidişini de ekliyorum. Yani onlardan da Beşiktaş. Şimdi Beşiktaş geçen sene kanatlarından alamadığı, ön kanatlarından alamadığı katkıyı savunma beklerinden almıştı. Şimdi bu sene o profilde oyuncular da yok
Beşiktaş'ın beklerinde. Bu da ayrı bir zaten sıkıntı gibi gözüküyor. Sabek geldi. Hadi geldiğini yani düşün. Ama Nazım Sangar da öyle bir oyuncu değil. Santon düşünülüyor, o da değil. İşte Ensakala'yı düşün. Hani Ensakala şimdi bu sezon kaç asist yapar? Dolayısıyla bir yerden verdiğin zaman diğer taraflardan alman gerekiyor. O yapılanmayı ben göremiyorum Beşiktaş'ta. Yani bu Trabzonspor maçında 3 gol atmak, 5 gol atmakla alakalı değil. Hani az önce bahsettim ya, bir sezon Fenerbahçe Galatasaray maçıyla belirlenmediği gibi Beşiktaş'ın da bir Trabzonspor mücadelesi, Trabzonspor galibiyetiyle belirlenmeyecek. Büyük resimde ben ciddi sıkıntı görüyorum üretmekte skor anlamında. Çünkü bir oyuncunun kariyeri sana birçok şeyi anlatıyor. Bugüne kadar yaptıkları birçok şeyi anlatıyor. Ha, çok iyi sezon geçirir Gökhan Töre. 4 değil kaç gol atar? Çünkü kariyerinde 4 golü geçememiş. 6 mı atsın, 7 mi atsın? Ha, o zaman belki. Dinleyicimiz var telefon attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Ali Bey, Mert Bey, iyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. İstanbul'dan arıyorum. İsa Alip'e gittim. Galatasaray taraftarıyım. Hey, dinliyoruz sizi. Bir an yayından düştüm zannettim. Yok yok, vallahi keyifle dinliyorum sizi. Barış Bey de yok bu sabah. Sazı aldınız elinize. Barış Bey olunca alıyor saz eline, pek size bırakmıyor da. Topla oynama oranlarımız yükseliyor Barış abi yokken. Aynen aynen. Valla Mert Bey, özellikle Twitter'dan yorumlarınızı ilgiyle takip ediyorum, onu söyleyeyim. Evet, teşekkürler. Ben farklı yorumlara ve tarafsız yorumlara her zaman daha çok ilgi duyuyorum, takip ediyorum. Maalesef özellikle Twitter'da artık kulüp muhabirleri falan taraftar gibi davrandığı için sizin gibi tarafsız yorum yapanlar daha çok ilgi çekiyor. Teşekkür ederim. Şeyi söyleyeyim, Galatasaray yönetimi bence gitsin biraz Fenerbahçe yönetiminden ders alsın diyeceğim ya. Yani Elif Elmas'ı, Cahilson'u eğer gerçekleşirse bu paralara satabiliyorlar. Biz elimizdeki iki adamdan bir türlü kurtulamıyoruz. Yani çok ilginç geliyor bana. Söyleyeyim. Şeyi de söyleyeyim. Son Ali Bey'in söylediğine çok katılıyorum ben. Maç üzerinden yorumlamamak lazım. Mesela Galatasaray'ın Antep maçı. Ben bu hafta maçların hemen hemen hepsini izledim. Yani büyüklerin maçlarını. Galatasaray mesela Antep maçında tamam takım keyif verdi görüntüde ama bence yumuşak bir takım var. Yani orta sahada bir kere bence sert bir oyuncuya ihtiyaç var, onu net söyleyeyim. Ben Belhanda konusunda nötrüm, negatifim, özür diliyorum. Dün de gördüm bir pozisyonda, yani tehlike noktasında topu kaybettikten sonra o kadar umursamaz ki, bir pozisyonda marka adam falan döndü top. Belki hatırlarsınız bu pozisyonu. Ceza sahası önünde topu kaybetti. Özellikle sert maçlarda zaten kayboluyor. Bence orta sahaya kesinlikle sert bir oyuncu lazım bize. Keyifle dinliyorum sizi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Sağ olun. Evet, Galatasaray'da tabii şu anda sıkıntı eldeki oyuncuları gönderme konusunda. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi verdiği örnek dinleyicimizin mesela Fenerbahçe'den hani ders alsın dedi ya Galatasaray yönetimi. Elif Elmas, Vedat Muriç, işte son yapılan transferler, gönderilen oyuncular. Jason. O da hani 5 milyon euroya gitti. Hani çok büyük bir transfer başarısı mıdır? Değildir. En azından zarar etmemiştir Fenerbahçe. Kafa kafaya bir transfer oldu. Galatasaray'da... Ama Jason'un geçen seneki performansını izlediğin zaman başarı değil midir? Hani mesela dedim ya YouTube'da ben izlesem her oyuncuyu alıyorum YouTube videolarıyla beraber. Mesela Jason'u açsan, Jason hatalarından oluşan bir YouTube videosu izlesen de para vermek istemezsin. Ama YouTube'da işte o hataları zaten göstermeyeceksin ki. Müthiş müdahale, kayarak müdahale yaptı. Yok mudur Jason'un YouTube'da şeyi? Yoktur hatası. Abi. Baker'ın da vardır o zaman yani. Ama YouTube'da genelde hep ben pozitif izlemeyeyim. Şeyler. YouTube'dan ben oyuncu izlemeyeyim. İzleme zaten. Beni çok kötü kandırırlar Mert. Aynen. Jason'u izlesen mesela stoper performansına dahi video yapsan. Gene olur mu? Bence müthiş oyuncu dersin. Ki bence de genel olarak iyiydi. O yaptığı çok üst üste basit hatalara kadar. Ben beğeniyordum hatta, hatırlıyorum. ilk başlarda. Aynen. Çünkü hata yaptığında çok eleştirilmişti top kaptırdığında vesaire. Ama sonra tabii işin cılkı çıktı Jason konusunda. Şuraya getireceğim. Galatasaray'da aslında oyuncu satabilir şu anda.
markayı satabilir. Ama işte verim veremediği çok yüksek maaşlı oyuncuyu göndermek o kadar kolay bir iş değil. Şimdi Belanda'yı nasıl gönderebilirsin? Ya da Feguli'yi nasıl gönderebilirsin? Bunun ben yönetimle çok alakalı olduğunu düşünmüyorum yani. Ali Koç yönetimi de Feguli Belanda'yı göndermekte zorlanırdı. Katılıyorum. Hemen bakınız Beşiktaş örneği. Vida, Laiç. Gönderemiyorsun. Fenerbahçe'de mesela kimi gönderebilirdin? Kuruze. Onunla da anlaşmazlık oldu. Zaten adam sözleşmeyi feshetti gitti. Öyle bir derdi kalmadı Fenerbahçe'nin. Çok iyi kontratı feshetmek, oyuncuyu göndermek kolay değil. Dünyanın en güzel şehirlerinden birindeler. Hı hı. Ayrıcalıklı bir hayat yaşıyorlar. Ligin seviyesi, ligde kendilerini sıkmaları çok üst düzey değil. O yüzden de bu kontratları, bu rahatlığı başka bir yerde bulmaları çok çok kolay değil. Hı hı. Bir de bunlar dikkat ederseniz böyle 23-24 yaşında oyuncular değiller. Artık futbollarının son demleri, son kontratları. Bunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi Vida bundan sonra kaç kontrat yapacak? Belhanda bundan sonra kaç kontrat yapacak? Orada belki biraz Laiç diğerlerinden 30 yaş altı olduğu için ayrılabilir. Ama o da hani İtalya'da çok takım dolaştıktan sonra, yani Inter'i var, Roma'sı var, Torino'su var. O kadar takım dolaştıktan sonra kariyerinin en iyi kontratına imza attı Beşiktaş'ta. Dolayısıyla ben de orada sana katılıyorum. Hani Belhanda'yı, Feguli'yi göndermek, Jailson'u göndermek gibi değil. Burada asıl olan oyuncuya verdiğiniz kontrat. Şimdi Belhanda, sen söylüyorsun geçen sene bonuslarla 5 milyon euro kazandı diyorsun. Yani Feguli'den daha fazla. Feguli'den 500 bin euro daha sikildi o garanti. 5 milyon euro vergisiz, kemiksiz. Hı hı. Cebine koyduğun para Mert. Evet. Yani kralsın adeta. Tekrar söylüyorum, dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesinde 5 milyon euro kazanıyorsun. Euro gelmiş neredeyse 10 lira barajına. Yani hakikaten bunun yönetimden bağımsız düşünmek lazım. Mesela Fenerbahçe cephesinde hani şu örneği de vereyim o zaman. Tolga Arslan, Mevlüt Erdinç, Alper Potuk. Onlarla da sözleşme feshedildi. Yani onlardan da kar edemedi Fenerbahçe yönetimi. Tabii. Ve burada onlara ne kadar para verdiğini de bilmiyoruz. Çünkü onların da kontratı tam böyle arada kalan kontratlardı. Kötü kontratlar değil ama hani bonservisimi bana ver. Ben problemsiz başka bir takıma gideyim. Tolga'nınki kötüydü. Yıllık ücret olarak çok fazlaydı Tolga Arslan'ın. Sen ne anlamda söylüyorsun? Yani arada şey gibi söylüyorum. Mesela Feguli Belhanda kontratları değil, Vida kontratı değil. Tabii ama üçün üstüne değil. Oyuncu hiçbiri açısından da çok kötü bir kontrat değil. Tabii. Böyle iki küsür milyon euro. Arada olan bir kontrat. O arada olan kontratta da şunu diyebiliyorsun. Hani sen bana ver alacaklarımı, alacaklarıma karşılık bonservisimi ver. Ben yeni takıma gideyim, yeni bir kontrat yapayım. İşte belli bir imza parası alayım. En azından biraz da oynayayım tarzı bir şey olabiliyor. Orada biraz daha böyle oyuncuyu elden çıkarmak daha rahat olabiliyor kulüpler açısından. Böyle arada derede kalan kontratlar için. Arada derede kalan derken mesela Tolga'yı Fenerbahçe Udinese'ye gönderdi. Bonservisini alıp gitti değil mi? Evet, sözleşmeyi feshetti. Bonservisini almasaydı mesela o kontratın bir bölümünü Fenerbahçe ödeyip bir bölümünü Udinese ödeyip gene Tolga'dan çıkış yapabilirdi. Ama Feguli de Belhanda da Vida da bunu yapma şansın yok. Yani şimdi adam yıllık 5 milyon euro kazanmış. Kaçını sen ödeyeceksin? O zaman adama derler ki sen deli misin? Yani adamın 2,5 milyon eurosunu sen ödeyeceksin. 2,5 milyon eurosunu yeni kulübe ödeyeceksin. Manyak mısın derler adama. Öyle bir şansın yok. Tolga'yı da öyle değil ama. Hani 600 bin 700 bin eurosunu sen ver. Bir kısmını o versin. Biraz kontrat daha düşsün falan. Hani onu halledebilirsin. Ne demek istediğimi anlatabildim evet, umarım. Ama burada da benim de demeye çalıştığım şu. Fenerbahçe mesela bu üç oyuncudan öyle sıfır maliyette kurtulmadı. Tabii. Bu açıklanmadı. Ama şu anda algı belki öyle. Çok büyük başarı. Tolgay'dan kurtuldu Fenerbahçe. Alper'den, Mevlüt'ten. Kağıt üstünde evet çok büyük başarı. Çünkü Tolgay verim vermiyordu. Gitmesi mantıklı. Alper öyle. Mevlüt tartışılır. Bence fena değildi Mevlüt ama ne kadar verdi Fenerbahçe bilmiyoruz. Ne kadar anlaştı bilmiyoruz. Burada çok büyük paraya anlaştıysa da bu da eleştirilmeli. Mesela Rokod'un 800 bin euroya sözleşmesi feshedildi yanlış biliyorsam. 700 bin euro. Kırmayalım 100 bin euro birbirimizi. Mesela bunu bildiğimiz için bir yerden hak veriyorsun Beşiktaş'a ama bir yerde eleştirebilirsin. 700 bin euro fazla diyebilirsin. Daha da düşüyor belki ikna et. Evet, yeni saate girdik. Sabah Spor'a 9 yaptık saatlerimizi. Şimdi dün Fenerbahçe Kulübü Vedat Muriç'e bir veda videosu yayınladı. Bildiğiniz gibi Kosovalı oyuncu hafta sonu pazar günü Roma'ya gitmişti. Ertesi gün Lazio için sağlık kontrollerinden geçti ve 2 gün sonra da yine transferi resmi olarak açıklandı. 17,5 milyon euro garanti bonservis ücreti, 2,5 milyon euro da bonuslarla birlikte Fenerbahçe böyle bir satış gerçekleştirdi. Veda
konusunda da dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belezoğlu Vedat Muriç'le birlikte Boğaz'a karşı bir sanıyorum mekanda 3 kişi yan yana veda videosu hazırladılar ve burada benim dikkatimi çeken tabii Emre Belezoğlu'nun bu veda videosunda yer alması Ali abi. Çünkü görevi hala resmi olarak açıklanmadı. Dünkü videoda paylaşılırken şu ifade kullanıldı. Başkanımız Ali Koç ve Emre Belezoğlu Vedat Muriç'e veda etti şeklinde. Bu adım adım geliyor Emre Belezoğlu'nun resmi imzası anladığım kadarıyla. Bu da bir mesajdır. Sonuçta Emre Belezoğlu orada hangi sıfatla yer alıyor? Şu an resmi olarak bir sıfatı gözükmüyor. Bunu zaten Fenerbahçe kendi Twitter hesabından resmen ilan etti aslında. Ne diyorsun bu konu hakkında? Artık zamanı geldi herhalde. Sana katılıyorum orada. Artık herhalde açıklanacak. Uygun zaman bekleniyor. Ama neden bu kadar uzadığı da aslında ilginç bir soru. Çok önemli mi? Bir bakıma öyle, bir bakıma değil. Ya işler yürürken önemli değil diyen de var. Çoğu kişi böyle düşünüyor ama niye olmadığını da açıkçası merak ettiriyor insana. Evet. Bazısı için daha önemli, bazısı için hiç değil. Ben biraz daha böyle ortadayım. Bir bakıma önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Emre Belezoğlu'nun basına tanıtmak gibi bir derdiniz yok. Emre Belezoğlu sadece göreve başladığını resmi olarak açıklayacağı bir imza törenine ihtiyaç var. Zaten beklenen, bilinen bir durum. Dolayısıyla bu kadar uzamasını anlayamıyorum. Ama diğer taraftan da hani işte dediğin gibi işler yürüyor. Zaten transferlerde Emre Belezoğlu'na teşekkür eden oyuncular. Tisera'nın işte, en son fotoğraf karesi çıktı Emre Belezoğlu'yla. Vedat Muriç'in giderken ki işte görüşmeleri o bu işte muhabirlerin alo ben Emre abin esprisi. Bunlar hep konuşulan şeyler. Biraz nereden baktığına bağlı. Ama şu son artık senin de söylediğin Vedat Muriç'e vedayla beraber orada Ali Koç artı Emre Belezoğlu'nun olması tabii zaten direkt bir mesaj. Demek ki eli kulağında. Bakalım herhalde ilerleyen dönemde şimdi olmasa bile bu konunun perde arkası da biraz aydınlanır. İnşallah merak ediyorum. Çok merak ediyorum. İşte senin gibi merak edenlerin, benim gibi az merak edenlerin. Evet, ben çok hiç merak etmeyenlerin mutlaka bir noktada önüne düşer. Şöyle şöyle olmuştu. O yüzden süreç uzadı. Ama burada bir tahminde ya da bir yorumda bulunmak gerekirse zannedersem biraz daha böyle yetkilerin paylaşımıyla alakalı bir sıkıntı olmuş olabilir. İşte o zaten Selahattin Baki ve Kemal Danabaş futboldan sorumlu yöneticiler. Onunla arasında bir görev konusunda bir anlaşmazlık olduğu konuşuluyor. Ben de ondan ziyade Ali Koç'la da ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani Ali Koç da böyle anahtarı, futbolun anahtarını tam Emre Belezoğlu'na bırakmak istediğinden emin değilim. Onun da belli bir kontrol mekanizması olması gerekir. O belki kontrol mekanizmasını yöneticileri aracılığıyla yapmak isteyebilir. Orada o yüzden uzama ihtimali var diye düşünmekteyim. Onun dışında çünkü isim belli, işte operasyonun nasıl yürütüldüğü belli Fenerbahçe'de. Demek ki orada biraz yetkiyle ilgili bir sıkıntı olmuş olabilir. Bu benim tahminim, bilgi değildir. Dün Fenerbahçe basketbol şubesine Sertaç Komşuoğlu'nun getirildiğini, ondan sorumlu yönetici Sertaç Komşuoğlu oldu. Dün bu görevlendirmeyi yaptı. Hani artık yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor. Çünkü orada da Semih Özsoy'la yollar ayrılmıştı. Yönetim kurulundan gitmişti kendisi. Sertaç Komşuoğlu geldi. O da bir hamle. Şimdi futbol takımının sportif direktörü olarak tabii ki Emre Belezoğlu da yakın zamanda açıklanacak. Bir de şimdi Fenerbahçe demişken dünden beri tartışılan bir konu var. Bu konuda da bayağı mesaj geliyor. Şimdi de Ozan atmış. Bu Allah Yar'ın Ukrayna ekibi Zorya'ya transferi. Çıkan haber ya da yanlış anlaşılmış herhalde. 1,5 milyon euro bir kiralama bedeli söylenmiş. Ama ben ilk haberi Ertan Süzgün'den gördüm. Onun yazdığı 1,5 yıllık kiralama, satın alma opsiyonu da 3,5 milyon euro. Yani içinde 1,5 milyonluk kiralama bedeli yoktu haberde. Eğer farklı bir kaynaktan çıktıysa bilemiyorum. Ama ilk ondan çıktığını gördüm ve içinde de böyle bir yazı yok. 1,5 milyon euro kiralama bedeli. Çünkü tarihlerinde de böyle bir bonservis dahi yok Ukrayna ekibinin. O yüzden çok tartışılmıştı işte nasıl böyle bir şey olur diye. Benim anladığım bu. Biraz gereksiz galiba yaygara kopartıldı bu konuda. Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaşma yapamayıp limit sorununu çözmese, Vedat Muriç'i ciddi bir rakama satmasa, Jason gidecek. Jason'un gitme ihtimali olmasa bu konu
ve bu şekilde olsa çok su götürürdü. Hı. Ama Fenerbahçe'nin şu an böyle bir transferde sağdan soldan dolaşmaya ihtiyacı kalmadı. Mesela Ertuğrul Taşkıran zamanında Bolu Spor'a gitmişti Aziz Yıldırım dönemi. Evet. O çok tartışılmıştı. Evet. Nasıl böyle bir para verirler? Evet. O ama tartışılmalıydı. Bu doğru bir tartışmaydı. Tabii ki. O. Ama şimdi Allah yarın 1,5 milyon eurosu şu an Fenerbahçe'yi kurtarmıyor. Fenerbahçe onu geçti çünkü. Onu geçtiği için bir kere o konuyu bir kenara koymak lazım. İkinci konu, yanlış bilgi üzerinden de gidiliyor gibi gözüküyor. İşte sen Ertan'a baktın. Baktım onun, evet. Onun yaptığı haberde 1,5 milyon euro denmiyor. Evet, sonra kendi de yazmak zorunda kalmış altında. Ben evet, de öyle bir bilgi yok. Ben 1,5 milyon euro demedim evet. diye. O yüzden de sanki yanlış bilgi üzerinden giden bir değerlendirme gibi gözüküyor. Evet, dinleyicimiz var hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar, merhabalar. Evet. Merhaba, tanıyalım sizi kısaca. Cihan ben, İstanbul'dan arıyorum. Hı-hı. 31 yaşındayım. Özel bir şirkette yönetici olarak çalışıyorum. Benim sizlere iki sorum olacaktı. Birincisi bu VAR sistemiyle ilgili. Şimdi biliyorsunuz normal orta hakemlerin yardımcıları hep sabit oluyor. Acaba VAR hakiminde de böyle bir belirli, hani sabit olan hakemler olabilir mi? Yani Cüneyt Çakır'ın mesela işte Bahattin Ongun, Tarık Ongun, Bahattin Duran. Ha, özür dilerim. Evet. Acaba VAR hakemi de böyle sabit olur mu? Çünkü daha iyi anlaşabileceklerini düşünüyorum. İkincisi de bu yayıncı kuruluşla ilgili. Şimdi birçok ülkede yayıncı kuruluş yayın hakkına sahip. Acaba hangi değerdeki ülkelerde ne kadar yayın ödemeleri yapılıyor? Çünkü çok eleştiriliyor bu konu. İşte ülkemizde çok pahalı olduğuna dair. Hani bizim ülkemize bir değer biçiliyor, bizim ülkemizde oynanan futbola. Acaba yurt dışında bu fiyatlar nasıl değerlendiriliyor? Neye göre değerlendiriliyor? Bunları sormak istedim. Bu yayıncının ödediği, ihaleye ödediği para mı, yoksa kullanıcıların aylık işte 120 TL, 130 TL ödemesini mi kastediyorsunuz? Aslında ikisi de. İkisi de mi? Atıyorum mesela 3 milyon euro, 300 milyon euro, işte 500 milyon euro eğer Türkiye futbolunun değeri ise kullanıcı da ona göre bir rakam ödüyor. Acaba mesela Premier Lig'e ne kadar ödeme yapıyorlar ve kullanıcılar ne kadar ödeme yapıyor? Anladım. Evet, teşekkür ediyoruz Cihan Bey. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, iyi yayınlar. Sağ olun. VAR konusu ilk sorudan başlayalım. Bence daha kolay olan kısmı o. Bu düşünülebilir ama hakemlerin de hepsinin ekibi aynı değil, onu da söyledim. Yani burada Cüneyt Çakır üzerinden örnek verdi dinleyicimiz. Ekibi belli, evet, Tarık Ongun, Bahattin Duran, ama diğer hakemlerin ekibi de belli değil. Her hafta yardımcısı değişen hakemler var. Belli üst sınıf hakemlerin genelde yardımcıları belli oluyor ama çoğunun da her hafta orada bir rotasyon oluyor. O yüzden bir de üstüne VAR ekibini böyle sabit bir ekip yapmak çok kolay bir iş değil. Yani ancak büyük hakemlerde, Cüneyt Çakır'da, Ali Palabıyık'ta, ne bileyim, o büyük hakemlerin çoğunda yaparsın. Ama böyle bir çalışma olmalı mı? Daha iyi olabilir tabii. Ekiple olması, Cüneyt Çakır yapan aslında yardımcıları da bir yandan. Onlarla olan uyumu. Bu çok kötü bir şey değil. Ama yapılabilir mi? Böyle bir havuzu var mı Merkez Hakem Kurulu'nun? İşte orada tereddütlerim var. Ancak şöyle olabilir. Aklıma şu geliyor Ali abi. Hakemliği bırakan isimlerin VAR'la geçmesiyle birlikte böyle bir şey olabilir. Yoksa aynı güncel hakemlerle bunu yapamazsınız. Evet. Yani orada 3 aşağı 5 yukarı sana katılıyorum. Bir de hani o şekilde yapıldığı anda daha mı iyi olur? Bu da bilinmiyor. Çünkü temel konu hem hakemliğin hem de VAR hakemliğinin daha iyi bir noktaya getirilmesi. Ama bizde hakemliğin ya da VAR hakemliğinin daha iyi bir noktaya gelmesi, ekipleri oluşturmak, ekipleri bozmak, aynı ekiple devam etmekten başka şeylerle ilgili. Biz biraz daha oraya kanalize olmamız lazım. Dinleyicimizin düşüncesi güzel. Hani futbolu geliştirme adına tabii. Kafasında böyle bir şey düşünmüş olmuş. Ama yani eğer yerel sorunlara bakacak olursak problem o değil. Bizdeki problem o değil. Çok daha farklı problemler var hakemlikte. Ki sen MHK gelecek başkan olarak bunların farkındasın. Tabii şimdiden önlem almaya çalışıyoruz. Şimdi bize tekrar söyleme. Çünkü hakemden sonraki gelecek konu altyapı. Ondan sonra da gençler ve saat şu an 9-10 geçiyor. Evet. Oraya İyi gidemeyiz. Getirmiştik şu ana kadar. İyi getirmiştik buraya kadar. Diğer konu yayın hakları konusu. 2019-2022 Premier Lig yayın hakları 4 milyar 740 milyon euroya satılmış. Bizim 10 katımıza yakın, ki aslında
daha da fazla. Bizim ilk etapta 500 milyondu. Şimdi evet. Gitgide 200 küsüre düşecek. Yıllık da yayıncı kuruluş 1 milyar 580 milyon euro ödüyor. Rakam bu şekilde. Premier Lig'de de en az yayın geliri alan takımın 130 milyon euro civarında kazandığını biliyorum. O liste bende vardı. Şimdi fotoğraflar arasında bulamadım ama rakamlar hani en kötüsü 130 milyon euro civarında bir rakam kazanabiliyor. Kulüp bazında rakamlar bu şekilde. Bizdeki yayın ihalesi ligin kalitesiyle çok paralel değildi. Bunu kabul etmek gerekiyor. Şişirilmiş bir ihale olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bu bakımdan bu tartışmaların da beraberinde gelmesi normal. Diğer tarafta Premier Lig'in yayın ihalesini değerlendirmek çok kolay değil. Çünkü ülkelerin ekonomileri farklı. Premier Lig'in dünya genelinde yayınlanması, dünya genelinde satışı farklı. Premier Lig'in ortaya koyduğu ürünler, ortaya koyduğu hizmet çok farklı. Dolayısıyla orada kıstası neye göre yapacağız, neye göre yapmamız gerekir? Orada çok emin değilim. Çünkü rakamlar söylediğin zaman akla gelmeyecek rakamlar. Yani şimdi yayıncı kuruluşun yıllık 1,5 milyar dolar vermesi İngiltere Premier Lig yönetimine çok çok uçuk bir rakam. Ama karşılığında da bunu alabiliyorlar mı? Verdiklerinin karşılığını alabiliyorlar mı? Bana sorarsan alıyorlar. Ligin kalitesi, ligin yaptıkları, ligin yönetimiyle beraber. Yani orada şunu konuşmuyorlar. Bu yıllık ücreti bir küsür milyardan 900 milyon euroya düşürelim diye bir tartışma yok. Aynı şekilde devam ediyor. Evet. Çünkü geri dönüş alabiliyorlar ama burada alamıyorlar. Euro'nun geldiği nokta ortada. Ligin hali ortada. O yüzden böyle pazarlıklar dönüyor. Şeyde üzülerek söylüyorum, bilmiyorum. İngiltere'de bir kullanıcı ne kadar veriyor? Aylık ne kadar, kaç puan veriyor izleyebilmek için? Belki hani şu anda bizi yurt dışında takip eden İngiltere'den ya da Fransa'dan böyle hani top 5. Çünkü ligin... şöyle de düşünmek lazım. Adam orada 50 puan verse burada 500 lira olduğu için bize çok pahalı gelecek her şekilde. Ama tabii yerel bazda düşünmek gerek. Yani oranın 50 puanı, buranın 50 lirası gibi belki kıyaslasak. Doğru. Daha öyle, öyle yoksa düşünelim. Dediğin gibi 500 lira dersen çok pahalı gelecek. Vay be, iyi izliyormuşuz deriz o zaman. Hadi biz, ucuzmuş deriz. 100 küsüre izliyoruz yani. Gayet iyi. Emre Pak günaydın demiş. Babakar Alanya'da Papissis etkisi yaratır mı? Demiş. Ben bu hafta Alanya'yı izledim. İleri uçta Babakar oynamadı. Adam Barreiro oynadı ki çok beğendim. Adam Barreiro'yu kiralık, o da gelmiş tıpkı Babakar gibi. Benim ondan umudum çok fazla. Babakar onu kesebilir mi süreç içinde göreceğiz ama ilk maçtan da Çağdaş Hoca Barreiro'yu tercih etmiş. Ben bu sezon Alanya Spor'u Ali abi çok farklı bir yerde görebileceğimizi düşünüyorum. Tabii teknik direktör konusunda soru işareti var. Çağdaş Hoca'nın ilk teknik adamlık macerası ama hem transfer politikası hem elindeki oyuncular, geçen sezondan kalan oyuncular, gidenlerin yerini doldurmaları. Mesela bakıyorsun Ensakala gitti değil mi? O takımın önemli bir ismi. Yerine Mumaje geldi. Bence benzer özellikte oyuncular. Çok farklı değil. Onun boşluğunu doldurabilecek bir isim. Yaşları neredeyse aynı. Stoperleri devam ediyor. Sağ bek Juanfran devam ediyor. Orta sahaya Fatih Aksoy geldi. Ceyhun'un bence iki gömlek üstü. Siopis var. Bakasetas devam ediyor. Junior Fernandez gitti. Büyük bir kayıptı. Jalma gitti. Büyük bir kayıptı ama yerine Davidson geldi. Portekiz'den. İlk haftada bence klasını konuşturdu. Golünü attı. Yapılanma olarak bana kalırsa çok iyi. Biliyorum yani... biliyorum. Ajans Spor'da YouTube kanalında yaptığınız programda bahsettin Alanya Spor'dan. Evet, çok etkilendim ben Alanya Spor'dan. Evet. İlk bakalım, hafta Sivas maçını karşılayacak mı? Evet, etkilenmiştim. Bakalım bu hafta onları da göreceğiz. Bir de ben Antalya Spor'dan bu sezon iyi işler bekliyorum. Onlar da çok iyi bir Türk çekirdek kadro kurdular. Deneyimli yabancıları var. Yavuç gibi, Podolski gibi. Deneyimli bir Türk, Nuri Şahin, Hakan Özmert ve genç isimler işte Doğukan gibi, Bünyamin gibi oyuncular, işte Nazım gibi bir milli takım oyuncusu. Onları da yani iki Antalya takımını bu sezon hani ilk 6'yı, ilk 7'yi zorlarken görebileceğimizi düşünüyorum. Zaten Alanya geçen sezon da çok iyiydi. Bu sezonda bence devam edecekler. Evet, şimdi sıra geldi. İddia günü kuponunu sizlerle paylaşmaya. Bugün Süper Lig saat 20'deki Yeni Malatya Spor Göztepe mücadelesiyle açılacak ikinci hafta maçları. Birinci ligde Eskişehir Spor Adana Spor var. Saat 19'da Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turunda saat 11'de bir maç görüyorum. Doğru mu görüyorum gözlerim? Riga
Trefiori yanlış mı yazılmış acaba? Bundesliga'da Bayern Münih Schalke 0-4. Lig 1'de yine Lyon-Nîm karşılaşmaları bizleri bekliyor. Tabii şu hatırlatmayı da yapalım. Bu hafta Süper Lig'deki 10 karşılaşmada tek maç ve canlı seçeneğiyle oynanabilecek. Evet, Süper Lig'de haftanın maçı Başakşehir-Galatasaray. Hı hı. Pazar günü saat 19'da. Başakşehir 1.95, Galatasaray 2.65. Evet. Arada ciddi fark var. Beraberlik de 3.10. 2.5 gol üstü 1.62 verilmiş. Hı hı. Bu hafta en favori gözüken takım Fenerbahçe. Kayseri Spor karşısında Alanya Spor. Alanya mı? 1.28. Güzelmiş. Fenerbahçe Hatay karşısında 1.32'lik bir oran almış. Oy. Beşiktaş Antalya Spor'u ağırlayacak, 1.42 oranı var. Ben burada kestirmeden Antalya yenilmezlik deneyebilirim orandan cazip bularak. Hatta Antalya galibiyeti de 4.40'la hani eyvah. Orana bakarak söylüyorum. Eyvah eyvah. Orana 1.85 Antalya Spor'un yenilmezliği. Evet. Murat Duymuş duyduysa mutlu olmuştur, evet, senin bu yorumundan. Trabzonspor Denizli deplasmanında 1.67 oranı var. İlk haftanın lideri Göztepe bu akşam Yeni Malatya deplasmanında 2.50 Göztepe'nin oranı. 10 karşılaşma, onu da tek maç, onu da canlı. Cumartesi ve pazar saat 19 seansında ikişer maç var. Onun dışındaki saatler de farklı. Hı hı. Onu da söylemiş olalım. Başakşehir Galatasaray maçında da ekstra bahis seçenekleri de var. Diğer maçlara nazaran daha farklı bahisler yapabileceksiniz. Evet. Onu da söylemiş olayım. Tablo bu şekilde. Bakalım bu hafta performanslar nasıl olacak? Transferlerin katkısı nasıl olacak? Onu da hep beraber göreceğiz. Yeni Malatya Göztepe maçı bugün saat 20'de. Gollü bir karşılaşma olabilir. Ben biraz Göztepe tarafındaydım. Mert'le arada konuşurken Mert yapma etme dedi. 2.5 gol üstüne çevirdik, hı hı, o tercihi. Tabii ilk hafta Malatya 3-0 kaybetti. Göztepe 5-1 kazandı ama o biraz... Öyle olmuyor diyorsun. Evet, o işler. O işler öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Tamam, ben de seni dinliyorum. 2.5 gol üstü dedik. Hı hı. Bundesliga 2 ve Bundesliga bu akşam başlıyor. Esport 2'de Bundesliga karşılaşmalarını aynı zamanda Esport Plus'ta takip edebileceksiniz. Acıların takımı Hamburg, Fortuna Düsseldorf'la sezonu açıyor. O karşılaşmayı vereceğiz biz de Esport 2'de. Hamburg'a güvenemediğim için 2.5 gol üstü dedim. 1.55'lik oranıyla. Bayern Münih Schalke maçında zaten Bayern çok açık ara favori gösterilmiş. Oranlar biraz düşük olduğu için onu değerlendirmedim. Bu maç seyircisiz oynanma kararı, evet, alınmış. Evet. İtibariyle onu da söyleyeyim. Yoksa az bir miktar seyirci olacaktı ama vazgeçilmiş. Çünkü vakalar artınca Münih bölgesinde, değil mi? O yüzden böyle bir karar almışlar. Bir de Portekiz Ligi'nden bir karşılaşma seçtim. Famalicao Benfica mücadelesi, tahminimi tercih edersiniz. Ben PAOK maçından sonra Benfica'nın burada kazanarak başlayacağını düşünüyorum. Jorge Jesus'la beraber onlar bir çıkış yakalamak isteyeceklerdir. Sen geçen seneden galiba dersimi almadım ben. Benfica ben böyle kolay kolay ders almıyorum ama Benfica kazanır düşüncesindeyim. Hı hı. Dolayısıyla Benfica galibiyeti, Hamburg ve Göztepe maçlarında da 2.5 gol üstü günün iddia tercihleri olsun. Evet, Famalicao'da geçen sezonun sürpriz ekibiydi. İlk başlarda, değil mi, uzun süre lider götürdüler. Jorge Mendes'le birlikte bir yapılanma var orada da. Yakından ben de takip ettim geçen sezon. İddia demişken Premier Lig'de de haftanın maçı pazar günü 18.30'da oynanacak Mert. Chelsea-Liverpool karşılaşması. Tüh. Chelsea transfer şampiyonu. Hı hı. Liverpool'da son şampiyon. 1.80 Liverpool'un oranı var. Chelsea 2.80 verilmiş. 2.5 gol üstü 1.48. Sanki gözü kapalı 2.5 gol üstü olur gibi. 1.48 de fena bir oran değil. Premier Lig'de bu hafta Manchester takımları da sahaya çıkacak. İlk hafta biliyorsun Avrupa Kupaları yüzünden oynamamışlardı. Maçlar ertelenmişti. United Palace'la beraber ilk maçına çıkacak. Cumartesi günü 19.30'da. Manchester City de pazartesi günü Wolverhampton'ın konuğu olacak. Onların maçı biraz daha zorlu. Onların da ilk hafta fikstürleri bu şekilde. Tottenham Gareth Bale transferini bitirmek üzere. Onlar da bu hafta Southampton'la oynayacaklar. Senin hocan Mourinho, bakalım nasıl bir sonuç alacak. Dün ucuz kurtuldu. İlk hafta kaybetti. Dün ucuz kurtuldu. Bakalım performans nasıl olacak. Evet. Devam edelim biz bu çağa kadar Ali abi haberlerle. Bugün Sabah gazetesinde enteresan bir haber söz konusu. Bir fotoğraf karesi var. Yönetici Erdal Torunoğulları Sivis Otel'in lobisinde menajer Mazlum Ali Bilecan'la bir araya gelmiş ve buradaki görüşmenin odağındaki isim Lille'in stoperi Soumaoro
isminin telaffuzu biraz zor kendisinin. Neden böyle bir transfer düşünüyor? Beşiktaş elinde Vida var, Montero var, Wellington var, Alpay var, Erdoğan var. Kağıt üstünde yeni sezon transferleri hazır ama Vida'nın takımdan ayrılma durumu söz konusu. Bu haberde de şöyle bir detay yer almış. Suudi Arabistan'dan 4 milyon euronun üzerinde bir teklif alan Vida'nın gitmesi halinde diyor. Sumaru'yu kiralamak için bütçe açacak diyor Beşiktaş yönetimi. Ki Sumaru'da geçen sezon Genova'nın yolunu tutmuştu kiralık olarak. Bu sezonda 3 maç oynadı değil ve kadroya alınmamış hiçbir karşılaşmada. Yani gelecek sezonun yapılanmasında düşünülmüyor benim buradan çıkardığım bu. Beşiktaş'ta 28 yaşındaki oyuncu için menajeriyle görüşmeyi yapmış. Bu da enteresan bir gelişme. Yani Vida'nın gitmesini bekliyorduk ama yöneticiler çok bu konuda ser verip sır vermiyorlardı. Vida oynuyordu. Montero'nun henüz lisansı yok çünkü. Hani orada bir gösterge de yok. Hani kadro dışı bırakmak ya da işte transfer olacak diye riske atmamak, böyle bir durum söz konusu olmadı. Ama bundan sonraki süreçte, hani hafta sonu belki ondan sonraki hafta Vida ile yollar ayrılabilir ve Sumaru ismi de takıma katılabilir. Biraz Sörlot transferine benziyor. En azından Beşiktaş'ın bir hazırlığı olduğunu görüyoruz. Evet, Vida giderse planı hazır. Hani, doğru. Vida giderse en azından bir oyuncu var. Hani Sörlot gitti, Afobe geldi, zaman kaybetmeden Beşiktaş da onun çalışması içerisinde. Tabii bu oyuncu olur mu, hemen gelir mi, tek aday mıdır bilmiyorum. Ama mesela Burak Yılmaz'ın gideceği de çok önceden belliydi. Gitti ama yerine biri geldi mi? Hani stoperde evet alternatif var ama golcüde de henüz başarı ulaşmadı. En azından yanlış devam etmiyor. Öyle söyleyelim. Çünkü Burak sonrası daha iyi bir hazırlık beklenebilirdi Beşiktaş'tan. Vida Leic konusu artık üzerinde çok fazla konuşmaya gerek olmayan konular. Beşiktaş eğer bu oyuncuları gönderme fırsatı bulursa gönderecek. Çünkü bütçesi bu oyuncuları kaldırmaya yetmiyor. Bu da anlaşılabilir. Beşiktaş'ta Vida ve Leic'in olması takımın toplam kalitesini arttırıyor. Bu bir gerçek. Ama sizi de illa hedefe taşıyan oyuncular olmadığı da bir başka gerçek. Leic'in içli çıkışlı bir performansı var. Vida da Türkiye'de bazen vitesi boşa atabiliyor. Onu da görmek gerekiyor. Normalde Vida şu sahada koyduğu performanstan çok daha iyisini yapabilecek bir oyuncu ama Türkiye'de idare ederim, bu da beni götürür tarzıyla bazı haftaları geçirme sıkıntısı var diyelim Vida'nın. Ama normalde konsantre olduğunda çok üst düzey bir savunmacı olduğunu da biliyoruz. O yüzden Beşiktaş'ın bu arayışı çok garip değil. Taraftar da eğer Vida ve Leic satılırsa çok fazla üzüleceğini ya da tepki vereceğini düşünmüyorum ben taraftar bazında da. Evet, Sumaru 28 yaşında oyuncu, geçen sezon ikinci yarı Genova'ya kiralandı ama orada 8 maç üst üste oynadı. Fakat pandemi dönemi sonrası ilk 4 maç oynadıktan sonra 4 maç kadroda oldu fakat oynamadı. Sonrasında da bir sakatlığı olmuş oyuncunun. Yani ligin son 8 karşılaşmasında hiç süre almamış bu isim. Sonrasında tabii dille geri dönüyor ama sezonu kötü bitirdiği aşikar. Ve takımın kaptanlarından da benim izlediğim dönemde Sumaru ama demek ki orada rotasyonda geriye düşmüş ve artık gözden çıkarılan bir isim haline gelmiş. Oyuncunun da bu arada sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. Kiralık demiştik zaten bu transferin. Mesela Afobe de kiralık. O enteresan değil mi? Sözleşmesi bitiyor gözüküyor. 2020'de. Onu konuşmuştuk, evet. Yani 2021'de olduğu için ben bonservis alınacağını düşündüğümü söylemiştim ama dün Trabzon kiralık olarak kadrosuna kattı. 100 bin euro kiralama bedeli verdi. Çok alışık olduğumuz bir senaryo. İşte belki bonservisi öteleme gibi bir şey düşünmüştük. Hani kiralık gelirse satın alma opsiyonuyla beraber. Satın alma opsiyonundan bahsedildi mi? Zaten sözleşmesi bitiyor Ali abi. Öyle bir şey de yok. Olmaz çünkü adamın bitiyor sezon sonunda. Doğru. O da olmaz. Bir durum da söz konusu. Evet, enteresan. Serhan şöyle bir soru sormuş. Aynen. Mert. Ben de onu okuyacaktım. Onu mu okuyacaktım? Evet. Tamam. Esport kanalı demiş, tekrardan Digiturk platformunda olacak mı yoksa TVUB ile anlaştıktan sonra Digiturk ile görüşmeler sona mı erdi? Hayır, TVUB ile yapılan anlaşmanın Digiturk ile devam eden sorunla bir ilgisi yok. Zaten Esport TVUB platformunda vardı, dünkü anlaşmayla birlikte Esport 2 değil mi? Orada girdi. Yayın hayatına başladı, evet. Yoksa de farklı bir durum söz konusu değil. Tabii ki spor kanallarının tüm dijital platformlardan yayını bizim işimize geliyor. Daha fazla seyirciye ulaşmak demek, daha fazla reklam gelir demek. O yüzden bu anlaşmalar yapılıyor kurum olarak. Ama Digiturk'le hiç alakası yok. Digiturk'le eğer olursa
Dijitürk kapımızı çalarsa görüşmeler yapılacak ve orada da sorun çözülmeye çalışıp Dijitürk'te de olmaya çalışacak Esport ve Esport 2. Son bölüme girdik. Sabah sporunda 9.35 saatlerimiz, transferdeki gelişmeleri sizlerle paylaştık. Galatasaray'ın Nefçi Bakü galibiyetini konuştuk. Az önce Mehmet Ünlü bir mesaj göndermiş. Mario Götze ismi Galatasaray'la acaba olur mu diye sormuş. Götze de bonservisi elinde olan bir isim. Dün hatta Alman basında şöyle bir haber yazdı. Bayern Münih'te gündeme gelmiş tekrar. Hadi ya. Götze, fakat nihai karar alınmaması önünde olmuş. O da çünkü Dortmund'da büyüdü. Bayern'e gitti. Olmadı. Dortmund'a döndü. Orada da olmadı. Şimdi boşta. Bayern tekrar düşünmüş ama vazgeçmiş. Çok talibi gözükmüyor Avrupa'da. Bu açıdan transfer yapılabilir bir transfer. Yapılabilirlik olarak. Ama tabii fayda sağlar mı? O ayrı bir tartışma konusu. Ben çok taraftar değilim Mario Götze transferinin. Onu söyleyeyim. Bir de Higuain'le ilgili mesajı var. Demiş ki İşte Dzeko'yu aldı Juventus, Higuain'de de sözleşmeyi feshetti. Acaba Fenerbahçe yazılır mı diye. Yazılmaz. MLS'e şu an kadar gitti. Da yazılmadı. MLS'e gitti. Aynen. Inter Miami. Son sırada Inter Miami. MLS. Öyle mi? Dik oynanıyor şu an. Esport veriyor mu MLS maçlarını? Verebiliyor. Bazen veremiyor ama verebiliyoruz. Yoğunluktan dolayı veremiyoruz bazen. Ha, okay. Ama biz veriyoruz, verirsek. Copa Libertadores de veriliyor mu? Veriliyor. Espor'da ondan dün, bu hafta 7 maç verildi bu hafta. Dün şimdi Copa Libertadores dedim, aklıma şu geldi. Sao Paulo River Plate maçı vardı. Dün gece. Flamengo. Ha, bizim verdiğimiz maçtan bahsetmiyorum. Copa Libertadores'te genel. Şey mi oldu? 5-0 kaybetti. Ha. Bir daha bakacağım şimdi o karşılaşmaya doğru mu? Flamengo maçını da vermiş olabiliriz bu arada. Öyle mi? Independiente Del Valle takımına 5-0 kaybetti Flamengo. Deplasmanda 5-0 çok adı sanı duyulan bir takım değil Independiente Del Valle, fakat Flamengo bu deplasmanda 5-0 yenildi dün. Sabah Twitter'a bakarken orada görmüştüm. Enteresan bir skor olmuş orada da. Nereden geldik buraya biz? Higuain transferinden Inter Miami'ye geçtik. Inter Miami'den Libertadores'e atladık. Libertadores'ten de Flamengo'nun çektiği acılara doğru gittik. Evet. Şimdi birinci ligde devam edelim bu kadar alakasız gidiyorken. Yok, devam edeceğiz tabii ki. Nereden devam edelim? Son bölümdeyiz artık. Benim de şu an elimde konuşacağım çok evet, fazla. Zaten ondan genel olarak toparladık. Takımlardaki transferlerden bahsettik. Bunun dışında gelecek hafta Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. yöneleme turu maçlarında 3 takımımızın birden sahaya çıkacağını, rakiplerin belli olduğunu söyledik. Alanya Spor Rosenborg'la deplasmanda oynayacak. Galatasaray ve Beşiktaş içeride Hajduk Split ve Rüyave'yi ağırlayacaklar. Rakipler belli oldu. Tabii o haftanın sonunda Galatasaray Fenerbahçe maçının olması da 3. haftayı bayağı heyecanlı bir hale getirecek. Bu hafta MHK ilk hafta görev verdiği 10 hakemi birden değiştirdi. Bu da ligin enteresan durumlarından biriydi. Şöyle bir şey yazmış dün Deniz Çoban. Fırat Aydınus 2 haftadır görev almıyor. Acaba derbiye mi onu hazırlıyor? Saklanıyor. Yeni MHK demiş. Çok da evet. Evet. Aklıma yattı benim sonrasında. Atilla Karaoğlan bu hafta büyük maça verildi. İlk hafta Ali Şansalan verilmişti. Burada MHK'nin biraz daha cesur hareket ettiğini gördük. Bu hafta tabii hakem performansları yine konuşulacak, değerlendirilecektir. Bunun dışında Süper Lig'de ikinci haftanın bugün başladığını, yine hafta sonunda Bundesliga ve Bundesliga 2'nin başladığını, Premier Lig, ondan bahsettik. Genel olarak söyleyeceklerimizi söyledik. Artık veda etme vakti geldi. Yavaştan. Evet. Çok yavaştan yapmamız lazım. Yavaş. Bu arada kaç saat? 9.39 şu anda. 9.39. Evet, daha vaktimiz var. Bu arada tabii futbol gündemini konuştuk, değerlendirdik. Son bölümde maalesef üzücü bir haber vereyim. Milli Savunma Bakanlığı bu sabah saatlerinde bir açıklama yaptı. Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde maalesef iki askerimiz şehit olmuş. Bir askerimiz de yaralanmış. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Yaralı askerimiz de umarız bir an önce sağlığına kavuşur. Kulüpler de, spor kulüpleri de başsağlığı mesajları paylaştılar yaklaşık yarım saat önce kadar. Allah rahmet. Evet, maalesef böyle bir üzücü haber de sabah saatlerinde aldık. Onu da söylemeden geçmeyeyim istedim. Evet, bunun dışında
hani futbol gündemine ait. Tabii yurt dışında da transferler devam ediyor. Biz işte Cengiz Ünder'i bekliyoruz. Bugün Cengiz Ünder sağlık kontrolünden geçecek deniyor. İngiltere'ye gidecek deniyor. Çağlar'la tekrar bir araya gelecek. Cengiz Ünder Leicester'a gidecek. Bu bizim için iyi haber. Cengiz için de iyi olabilir. O yapı içerisinde Cengiz kendine bir yer bulabilir diye düşünmekteyiz. Bunun dışında Gareth Bale'in Tottenham'a geri dönmesi artık hemen hemen kesin gibi gözükmekte. O da Madrid'de sağlık kontrolünden geçti. Bugün yarın Londra'ya uçması bekleniyor ki Mourinho da onu bayağı istiyordu, Gareth Bale'i. O da Tottenham açısından ilginç bir transfer olacak. Bunun yanında Thiago Alcantara'nın yine Liverpool'a transferi ki Uli Hoeneß'in de onun hakkında söyledikleri, hani bayağı zorlandık ona veda ederken, çok çok iyi bir oyuncu ama aynı zamanda mükemmel bir insan dedi. Hı hı. Ve enteresan bir şey daha söyleyeyim, onu da dün gördüm. Thiago Alcantara'nın Liverpool'a transferi Manchester City'nin Messi'yi almasından daha önemli bir transferdir demiş. Hangi futbol düşünürü? Hangisi? Wayne Rooney. Böyle bir yorumda bulunmuş. Thiago Alcantara'nın Liverpool'a transferini olası Messi Manchester City transferinin önüne koymuş. Rooney oynuyor değil mi Derby County'de? Devam ediyor yani. Devam ediyor. Tabii orada hani abartı yapmasının bir şeyi var, bir sebebi var. O Thiago'yu ön plana çıkarmak için. Tabii ki o da farkında. Messi ile kıyaslanamayacağını ama Thiago'nun ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu vurgulamak için böyle bir örnekleme yapıyor. Wayne Rooney, Thiago da Liverpool'a transfer olmuş durumda. Bunun dışında Avrupa piyasasında şu an konuşulan transferler, şöyle bir bakalım. Suarez'in İtalya'da dil testinden geçmesi ve İtalyan pasaportu alması için önünde bir engel kalmadığı yazıldı. Ama aynı saatlerde Juventus'ta Edin Dzeko'yu resmi olarak olmasa da resmi olarak, yani işte herkes bitti, geçtiği için resmi demeyelim, bitti diyelim o transfere, doğru. Acaba Dzeko artı Suarez gibi bir yapılanma olur mu? O da çok enteresan olur. Çünkü zaman zaman Juventus'un böyle hücum hatları gördük. Herkesin böyle gıptayla baktığı hücum hatları gördük ama orada bir de Ronaldo var. Tabii. Onu da unutmamak gerekiyor. Bakalım Suarez'in akıbeti ne olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Ben bir son dakika gelişmesi paylaşayım mı? Şimdi az önce bütün haber siteleri de geçti. Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki muhtemel rakipleri belli oldu diye son dakika haberler geçiyorlar. Bu tabii neye dayanarak yapıldı bilmiyorum ama ben aktarayım hepsi geçtiği için. Beşiktaş'ın rakipleri CSKA Sofia B36 eşleşmesinden olabilir. Milan Bodo Glimt olabilir veya Hapoel Berşava Motherwell eşleşmesinden olabilir diye yazılmış. Tabii burada Milan çok güçlü bir rakip olur Beşiktaş adına. Galatasaray için Rostov Maccabi Haifa, Vilemiki Rangers, Fehervar Reims ve Steaua Bucharest Sloven Liberec. Çok kağıt üstünde çok güçlü bir takım gözükmüyor. Rangers orada Steven Gerrard'ın Rangers'ı belki sorun yaratabilir. Alanyaspor için ise Sporting, Portekiz'den Aberdeen, Mura PSV Eindhoven ve Kopenhag Piast Gliwice takımları muhtemel rakipleri arasında. Burada da tabii Sporting ve PSV hemen ön plana çıkan takımlar gibi gözüküyor. Playoff turda Avrupa Ligi'nde tek maç, Şampiyonlar Ligi'nde çift maç ama orada tabii şu anda takımımız yok. Tabii orada PAOK Benfica'yı da eledi Beşiktaş'ın ardından. Onlar playoff turunda mücadele edecekler. Açıkçası bizi de bayağı bir ters köşe yatırdı Yunan temsilcisi de. Evet. Aslında PAOK değil, beni Benfica yatırdı. İkisine diyelim o zaman yani. Durum bu şekilde. Tabii ki haftaya oynanacak 3. eleme turu karşılaşmaları. Sonrasında da hemen değil mi playoff mücadelesiyle birlikte Avrupa Ligi'ne kalan takımlar belli olacak. Şu anda Sivasspor direkt olarak katılıyor. Çünkü 3 Ekim'den sonraki hafta milli araya gireceğiz. Hı hı. Orada 15 günlük bir boşluk olacak. Ve Ekim sonrası da direkt olarak gruplar başlayacağı için playoff turda oynanacak. Gruplar belli olacak kısaca. Evet, bu sezon çok önemli bizim adımıza. Her sezon önemli ama bu sezon tabii daha ki da önemli. Daha da önemli. Gelecek sezon çok çok daha önemli olacak. Çünkü puanımız gitgide düşüyor, ülke puanımız. Takımlarımız Avrupa'da çok başarılı değiller maalesef. O yüzden ne kadar çok takım kalırsa, ne kadar çok puan toplarsak o kadar avantajlı. Bir de rakiplerimizin tabii elenmeleri önemli. Çekiştiğimiz ülkeler var. Hollanda var, Ukrayna var. Alttan gelen
İskoçya var. Hani onlar da bakarsın yarın öbür gün bizi bile geçmiş olabilirler. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Alanyaspor'un bu açıdan turu geçmesi, gruplara kalması bizim adımıza çok kritik olacak. Evet Ali abi, bitirdik bu haftayı da. Kazasız belasız yine yoğun bir gündemimiz vardı. Bu hafta da güzel karşılaşmalar gözüküyor. Mesela maçlara baktığında tabii ön plana çıkan Başakşehir Galatasaray mücadelesi, ama ben mesela Beşiktaş Antalya Spor maçını da çok merak ediyorum. Antalya Spor'un geçen sezon değil mi Vodafone'da yendi Antalya Spor seyircili maçta. Yendi. Seyircili maçta ondan önceki sezon da yendi Antalya. Hı hı. İki sezon üst üste, hatta Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı ilk yenen takım Antalya Spor. Antalya oldu. Lig maçında ilk Antalya yenmişti Beşiktaş'ı. Lig maçı, evet, kupada Fenerbahçe galiba yenmişti. Antalya Spor. O açıdan bu maçı ben çok merak ediyorum. Bir de Alanya benim merak ettiğim takım. Bu hafta o Sivas maçındaki ivmeyi Kayseri karşısında devam edecek. Kayseri'de şu açıdan merak ediyorum. Yeni transferler ilk kez forma giyecek. Lisans çıkardılar. Geçen hafta transfersiz olmasına rağmen Kasımpaşa'yı yenmişlerdi. Takımları gerçekten ben merak ediyorum. Çünkü çok transfer yapıldı. Uyumu olan var, olmayan var. Hepsini yakından tabii ki takip etmeye çalışacağız bu hafta sonunda. Evet, herkese teşekkür ediyoruz. Bugünlük de programı bitirdik. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese keyifli hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın. Hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın. Hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın. Hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın. Hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.